Kafa Sandıkçı Gazeteciler Soruyor programını sun. Teknik arızayla birlikte yayınımıza başlamış oluyoruz. Efendim iyi akşamlar. Bir hafta aradan sonra Gazeteciler Soruyor ile birlikteyiz. Yine bu hafta gazeteci arkadaşlarımızla pandemi konuşacağız ama bu sefer sözü esnaflarımıza vereceğiz. Yine gazeteci arkadaşlarımız Hüseyin Cumalı, Hakan Turhan, Sefa Polat ve birlikte konuklarımız var. Konuklarımız Sakaryalı esnaflar, başta Hasan Alişan, SESOP Esnaf Odaları Birliği Başkanı Sayın Hasan Alişan var. Onunla birlikte Çark Caddesi Esnaf İş Adamı Derneği Başkanı Kemal Bey var. Hoş geldiniz efendim. Terziler Tuval Vericiler Konfeksiyoncu Odası Başkanı İbrahim Çokluk, hoş geldiniz efendim siz de. Seyyar Giyim Eşya Satıcı Odası Başkanı Yekta Tepe, efendim siz de hoş geldiniz. Lokantacılar, aşçılar, köfteciler ve kebapçılar odası başkanı Serdar Bey. Geçen hafta zaten yayını almıştık sizi. Tekrar siz hoş geldiniz. Fotoğrafçılar, ressam ve tabelacılar odasından Özcan Bey, Özcan Berber. Hoş geldiniz efendim siz de. Kahveci odası, esnaf odası Mehmet Altay. Efendim hoş geldiniz. Ve dolmuş durağı başkanı Abdullah abi diyorum. Abdullah abi, Abdullah Odabaş. Hoş geldin abi sen de. Ve Uzun Çarşı Dernek Başkanı Murat Uslu, tarihi Uzun Çarşı esnafımız. Ben arkadaşlara hemen vereceğim sözü. Şu anda zaten 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı. Bilmiyorum arkadaşlar, dışarıda arkadaş var mı? Yavaş yavaş kepenklerde falan kapatmaya başladı esnaflar. Hüseyin, nasıl başlayalım dersin? Evet, öncelikle tabii Sayın SESOP Başkanı'ndan başlayalım diyeceğim ama bu arada ben burada bir canlı yayına bir hatırlatma yapayım. Ben bir hafta önce dedim ki eğer bu pandemi Sakarya'da esnaf işlerini açarsa ben oynayacağım dedim. Açmazsa da imam kıyafetine geleceğim dedim. Evet, açıldı. 9 günlük açıldı. %50 kapasiteyle açıldı. Tam istediğimiz gibi olmadı. Ben sözümü duracağım ama şu anda ortam müsait değil. Ben bir dahaki hafta oynayacağım. Sözüm söz. Hem de takım getireceğim, kırhanede davul zurna oynayacağım, sözüm söz ama bu hafta ortam müsait değil, sayın başkanlarımız da var. Zafer Tokuş da bir dahaki hafta 3 dakikada 5 dakikada olsa Zafer Tokuş bir göbek atacağız. Ben yokum o işte. Sen varsın, yokum yoksun işte. Bakacağız. Yani Hakan'ı evet, al, başkanım. Sefa'yı al. Açıldı, temin de söyledim, %50 açıldı. Ramazan'a 9 gün var, lafı çok uzatmadan ne umduk ne bulduk. Buyurun efendim. Şimdi öncelikle bu fırsatı bizlere sağladığı için TV 264 televizyonuna, ekibine ve bu konuda Sakarya'nın gündemini her zaman sıcak tutmaya çalışan gazetecilere teşekkür ediyoruz. Bu akşam bizlerle meşgul oluyorsunuz. Bizim sorunumuzu Sakarya'nın ve Türkiye'nin, hatta dünyanın artık teknoloji bunu getiriyor, her tarafında duyurma fırsatını elde ettik. Ben Sakarya'da bulunan 61 meslek odası adına konuşuyorum. Elbette ki bugün burada genelde ben dikkat ediyorsam TV 264'ün misafirleri herkes. Ben eğer çağırmış olsaydım bu oda başkanlarımı 61 odamı çağırmak zorunda kalacaktım. Oysa ki bu organizasyon tamamen TV 264'ün organizasyonudur. Şöyle belirtelim efendim, 61 oda var yanılmıyorsam. Evet. Doğru mu? Şimdi biliyorsun sosyal mesafe, onlara dikkat etmemiz gerekiyor. %50 sınırı var. O nedenden dolayı biz yani dedik ki böyle kısa tutalım, az tutalım. Zaten sorunlar ortak. Aynı hemen hemen. O nedenden dolayı böyle bir uygun yani gördük. Yani seçimi SESOP değil, TV 264 yaptı. Evet, biz yaptık yani. Özellikle biz ben yaptığımızı belirtelim. Ben özellikle bunu vurgulamak istedim. Neden vurgulamak istedim? Bazı arkadaşlarımızın herkesin acısı kendine. Herkes sıkıntısı kendine.
biz niye davet edilmedik? Aslında bizim sektör daha çok bu konuda mağdur dedikleri, diyebilecekleri için ben bunu bir anlamda açıklama ihtiyacını duydum. Önümüzdeki haftalarda ama burada onları da sıkıntı olmaz olsun, yani. Ne olursa olsun bir yerden başlamak önemlidir. Ve hepinize, tüm ekibinize, teknik arkadaşlarımıza, televizyonun önünde gözükenler bir de bu işin arka tarafları var. Hiç gözükmeyen arkadaşlarımız var. Bunlara gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir yıldır aşan süre aslında esnaflık tarihinde bugüne kadar çeşitli sorunlarımız var. Olmaya da devam ediyor. Onlara devam edecek bir de. Bu pandemi bitse de edecek. Biz meslek kuruluşlarının görevi de karar vericiler arasında köprü görevi görmektir. Yani sorunları usluba uygun, teknik düzeye uygun, hatta ve hatta çözüm yollarına beraber ilgililere iletmektir. Bizim misyonumuz bu. Bunun için biz varız. Bunun için işte dernekler, bunun için meslek odaları var. Bu açıdan bugüne kadar olduğu gibi hep de söyledik. Tabii ki pandemi özel bir durum. Dünyaya özel bir durum. Sakarya'ya özel değil, dünyaya özel bir durum. Böyle bir virüsün bizim başımıza sarılması elbette ki çok büyük bir facia. Bugün hele hele bugün işte sohbetlerimizde de ulusal basında da bunları görüyoruz, görebiliyoruz. Artık 40 binler aşan vaka olayları, ölüm sayıları gerçekten kadede ciddi anlamda. Bugünkü rakamları ben vereyim. 179 vefat, 42 bin vaka var. İşte 42 bin yani vaka, 179 vefat. Allah göstermesi bu daha da ileriye gidiyor. Her geçen ileriye gidiyor. İnşallah bir gün dur olacak. Bu işin bir noktası konacak, konacağına inanıyoruz. Çünkü biz esnaf ve sanatkarlar genelde her sektör insana hizmet ediyor. Üretimini, üretim sektöründeki esnaf arkadaşlarımız, hizmet sektöründeki esnaf arkadaşlarımız insanlara hizmet ettiği için sağlıklı olması lazım. Bu insanların verimli olması lazım. Yarında endişe duymaması lazım. Sokağa çıkayım acaba insanlar yanına gideyim mi, lokantaya gideyim mi, kafeteryaya gideyim mi endişesi duymamalı. Öyle bir sağlıklı nesil olmalı. Biz bu insanlardan sermayemiz kadar, bilgimiz kadar, kapasitemiz kadar hizmet vererek, ürün vererek karşılığını alıyoruz. Vermeden almak Allah'a mahsus. Öyle bir şey yok. Şimdi bazen derler ya işte şunu bedavaya satıyorlar, çok pahalı satıyorlar. Ama bunu nasıl sunduğunu, bu hizmeti verebilmek için nasıl bir yatırım yapılması gerektiğini kimse bakmaz. Çok basit gözüküyor. Nasıl ki genelde bir memur olacaksa bir yerde çalışacak devlete sırtını daya geç git derler ya. Devlet yapma yeri değil. Devlet üretme yeri, çalışma yeri. Toplumun yani bu coğrafyadaki bu toplumun rahat bir seviyeye gelebilmesi için devletin erkanı çalışacak. Belediyenin personeli çalışacak. Esnafı çalışacak, tüccarı çalışacak. Hülasa tüm kesim çalışacak, ülke kalkınacak. Yoksa meseleyi birilerine amele etmek çözüm değil. Biz meslek kuruluşundaki arkadaşlarımız olarak da sık sık bir araya geliyoruz. Hele hele bu pandemi sürecinde 2020 yılında bu zaten dünyaya yayıldı. Biz kanunen yılda bir sefer başkanlar kurulu toplantısı yaparız istişare mahiyetinde. Oysa ki şimdi 2020 yılında 5 sefer başkanlar kurulu toplantısı yaptık. Ve pandemi kurallarına uyarak teknolojiden istifade ederek Zoom üzerinden yaptık. Yani telekonferans yöntemiyle yaptık. Hatta 2021 oldu. 3. ayı bitirdik bugün. 4. ayın ikisi. Ve bugüne kadar 2 sefer yaptık. Sorunlarımızı tespit ediyoruz. İstek ve taleplerimizi alıyoruz. Yazılı hale getiriyoruz. İlgili yetkililere yani karar verici olduğunu iddia eden kesimde işte öncelikle parlamento, işte büyükşehir, vilayet, hatta siyasi parti il başkanı, hatta bu yetmedi. Geçen sizlerin vasıtasıyla televizyona çıktığımızda da bizim haberimiz yoktu. Sizlere dahi gönderdik. Niye? Sorunumuzu sadece bizim tespit etmemiz değil. Biz sözcü konumundayız. Oysa ki buradaki arkadaşlar ve dışarıdaki 61 meslek odası hepsi mesleğinde ehil, uzman, sorumlu kişiler. Yani masa başında oturup da birileri hakkında ahkam kesen takım değil. İşin özetini söyleyeyim. Bugüne kadar masa başında olup da zaten karar verenlerin yanlış karar verdiğini daha sonraki düzenlemelerle görüyoruz. Örnek vermek gerekirse bunları söylemek zorundayız.
Bunları anlatmak zorunda. Birileri darılabilir. Önemli değil. Ama mağdur olan sizsiniz. Elbette ki önemli. Mağdur olan sizsiniz. Yani bunu siz tepkisiniz. Bizim zaten misyonumuz bu. Biz bunun için varız. Ondan sonra deniyor ki mesela geçen akşam bir şeyde katıldık. Bir programda esnaf deyince Hasan Ali Şen var. Hayır. Biz esnafın yanındayız arkadaşlarımla beraber. Onun için varız. Şimdi esnaflara sorsanız, size sorsam yukarıdan aşağı milletvekilini saymakta zorlanırız. Kaç oy aldığını da bilemeyiz. Ben bilmiyorum. Bakın kaç oy aldıklarını. Çünkü bu insanları tespit etmek, bu insanlar vaka olduğu zaman, sorun olduğu zaman ortaya çıkması da mümkün değil. Çıkmıyorlar işin gerçeği. O açıdan bizim görevimiz, bizim misyonumuz üyelerimizi aydınlatmak, bilgi sahibi olmak. Şikayetçi olduğumuz zaman elbette ki. Efendim destek olduğumuz taraf yok mu? Elbette ki var. Ama şu var, bizim sorumluluğumuz şurada. Şurada başlıyor. Bunu herkesin bilinmesi lazım. Biz bugün 20 bin dolar istesek milli hasıla, milli ortalama geliyorumuz. 40 isteriz. 40 olsa 80 isteriz. 80 olsa 180 isteriz. Bizim yapımız bu. Böyle olmalı. Böyle hedefe ulaşırız. Aksi takdirde Allah razı olsun. Başımızdan gözümüzden doğru Allah sizi eksik etmesin. Demek çözüm değil. Bakın çözüm değil. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bugüne kadar efendim bu pandemi sürecinde elbette ki destekler aldık. Bunu söylemek mümkün değil. Ama bu destekleri de aldığımızı söylüyoruz, alamadıklarımızı da söylüyoruz. İşte şu an kısa çalışma ödeneğinden istifade ettik. Her ne kadar Nisan ayında kadar artık bundan sonra yoksa da bundan istifade ettik. Gelir kaybımız oldu. Hükümet çıktı dedi ki gelir kaybı desteğine uğrayanlara ortalama 3 ay olmak üzere her ayda 1000 lira para vereceğiz dediler. Bugüne kadar Sakarya'da 23.500 esnaf arkadaşımız, bu kriterleri uyan esnaf arkadaşımız vardı. Bugüne kadar müracaat eden esnaf arkadaşlarımızın, yani onaylanan, bazıları da ben alacağım diyor ama hakkı yok. Onaylanan 17.512. Bu sayı ortalama bu 60 milyonun üstünde paraya tekabül eder. Allah razı olsun devletimizden. Efendim bir de bunun yanında kira desteği vardı. Herkes biliyor bunu. Büyükşehir olmayan illerde 500 lira. Büyükşehir olan illerde 750 lira. Elbette ki 7500 lira, 75 bin lira kira ödeyenler var. Ama devlet bir kural koymuş, bir kriter koymuş. Basit usul esnafı olanlar, işte belli bir kriterlerde olanlar. 7000 tane Türkiye'de. Bugüne kadar toplam 13.718 tane hakkı o müracaat etmiş. Bu müracaattan içerisinde bir de her müracaat edene verecek mantığı da yok. 4.718 kişiye para vermiş. Diğerlerine niye vermedi? Oran çok farklı. Bazıları diyor ki adam kiracısı var, mal sahibi almak istiyor. Bazıları IBAN numarası yok, şey yapmak istiyor. Bununla ilgili biz meslek kuruluşta her arkadaşımız olağanüstü çalıştık. Allah razı olsun hükümetimizden. 28 Şubat'tı bakın son tarih. 30 Mart oldu. Bizlerin talebi üzerine 30 Nisan'a ertelendi, uzatıldı. Ve bugüne kadar almaya hakkı olmasına rağmen 2200 arkadaşımız almamış. Biz ne yaptık? Bu listeyi aldık, tedarik ettik, mesleklere göre ayırdık, telefondan ayırdık, ilgili meslek odası başkanlarına ilettik, tek tek onları arattırdık. Niye bunu yapıyoruz? İşte bizim görevimiz bu. Yoksa bizim görevimiz yani pandemi var diye maske takmak değil. Veyahut da bunlara 1000 lira herkese para vermek değil. Kusura bakmayın ama devlet ödeyemedi parayı. Biz nasıl vereceğiz? Zaten odanın birliğinizin böyle bir gücü de yok. Yok ayrı mesele ama diyor ki vatandaş bazıları. Siz de yıllardan beri aidat alıyorsunuz, siz de verin. Devlet veremiyor ki. Devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsediyoruz. Biraz gerçekçi olmak lazım. Ben de Sakarya'da 40 bin tane esnaf var. 1 lira versek 40 bin lira para vereceğiz. 10 lira versek 400 bin lira. 150 lira versek 4 milyon lira para vereceğiz. Nerede mesela? Bu paraya ihtiyacı var. Bu işin gerçeği bu. Yani bu realiteyi asla unutmamak lazım gerektiğini özellikle söylüyorum. Çünkü bu biz esnaf arkadaşlarımız gerçekten yapılan iyiliği unutmuyor. Bugün
siyaset olsa, seçim sattı haline girsek, herkes işte lacivert elbisesi giyinen insanlar önce dükkanda, esnafın dükkanını açacaktır. Devlet sokmuyor, fabrikatör sokmuyor dükkanına. Ama bizim kahveciye giriyor. Ondan sonra da bir seneden beri kahvehane kapatılıyor, unutuluyor. O işin uzman arkadaşlarımız var. Kendileri belirtecekler. Hasan ama, Bey, ben şunu soruyorum. Kahveciler bir yıldır kapalı diyor. Merak ettim. Nasıl yaşıyorsunuz kahveciler? Başkanımız Sayın Mehmet Bey. Nasıl yaşıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Yani ben ne yaptınız? Bir senedir kapalısınız. Çıt yok size. Başkanın mikrofonu var mı? Başkanın mikrofonu Ahmet. Evet, bir dakika başkanım, mikrofon al. Ben bir kere hemen bir konuyu daha izah edeyim. Bu arada toparlamış olur. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız 2021 yılını ahilik yılı ilan etti. Evet. Bu bizim için son derece önemli. Esnaf ve sanatkarın varlığını devletin en üst kademesinde hissetti. Hatta yetmedi. İl bazındaki talimatlarıyla her pazartesi günü tüm ilçeler dahil Sakarya ilinde toplu iş yerlerinde ahi duası, yani esnaf duası yapılmaktadır. Bazen eleştiriyor tabii, işimiz duaya mı kaldı bilmem neye mi. Ne olursa olsun biz gelecekten umutluyuz. Geleceği en iyi şekilde doğru ve planlama yapmak istiyoruz diye söyleyebilirim. Buyurun başkanım. Bu esnada Sadıvan'da bulunan Gönül Kahvesi'nde de yayınımızı yaptığımızı belirtelim. Yani şu anki bu mekanı özellikle seçmemizin sebebi Kafeler Caddesi olması. Bir zamanlar burası Adapazarı'nın en hareketli, en canlı diyeyim değil mi Hakan? Evet. Hareketli yeriydi. Artık yani yavaş yavaş arkadaşlar da ekran getiriyorlar. Yavaş yavaş stressizlendi ve birçok esnaf da açmadı. Yani pandemiden önce bu saatte burada yayın yapmamız mümkün değildi. Burada insanlar, sosyal hayat vardı. Burada bir ekonomi dönüyordu ama 1,5 yıldan beri maalesef buralar ıssız, sessiz. Ve bir de şu var, çoğu esnafta Hakan 9 günlük ara diye açmamış değil mi? Çoğu açamadı. Sadece 9 gün için ben köşede yazmıştım zaten. Eleman ihtiyacın var, malzeme ihtiyacın var. Bunları karşılamak için. Direkt konunun muhatabı Mehmet Başkan. Ve bir yıldır hiç açamadı. Mehmet Başkan'a sorayım. Ne yapıyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Nasıl geçiniyorsunuz? Emekli maaşı mı var? Ne var? Devlet sana ne verdi? Efendim tutarsanız sağ olsun başkanım. Ya da yakın başkanım. Aldık. mutlu işiniz sunan yardım aldık. Ama bu yardımlar da bize kafi değil. Yani biz şimdi bu şeyde açıldık. Ama 9 gün. Çok iş yerimiz açmadı. Çünkü açsa günde satacağı 200 tane çay 300 lira para yapar. Elemana mı verecek? Kiraya mı verecek? Şeye mi verecek? Dükkanlar açıldığı için de mal sahipleri hemen tepemize bindiler. Nasıl yani? Dükkanın açıldı diyor, benim kiralarımı ödüyor. Biraz daha yakın sorun başkanım. 9 gün açıldık diyorum biz yani. Nesin kirasını ödeyeceğiz biz? Sadece dükkan sahibi mi bindi? Sedaş Medaş gelmedi mi? Onlar da geliyor hepsi şimdi. Doğalgazı, Sedaş'ı. Yani Allah'tan Büyükşehir gelmiyor. Sularımız bedavaydı 1000 lira kullanana kadar. Herkes tepemizde. Eşten dosttan borç aldık. Esnaf olarak. Kaç esnafsınız Sakarya'da? 1500 yapıyoruz. 1500, bir de bunu çekirdek aile hesap yaparsak 5000 kişiye geçimini sağlıyor. Evet, yani, çalışanlar hariç. Ya çalışanlar zaten, bir kahvede çalışan en az 2 kişi var. Hani sabahçı öğlen cadı garsonluğunu kendin yaparsan. Bir de garson alarsan 4 kişi. Bunlara 100-400 lira şey vereceksin. 9 gün açtık ne olacak? Zaten zarar hepsi. Onun için kimse bizde açmıyor. Bir de oyun da yasak olduğu için. Yasak. Oyun da yasak. Şimdi teravih serbest. Kahveler gene kapalı. Hiç olmazsa diyoruz ki teravih zamanı camilere yakın olan arkadaşlarımız bu çay ocaklarını, kahvelerini açsın. Ben bu noktada Hasan Bey soracağım. İl Hıssa Kurulu Kahveciler Odası'nın bu isteğini acaba karar alabilir mi? Alma yetkisi var mı? Kanunla belirlenmiştir. Yetkileri ver. Başkanlığı yetkiyi de bunlara vermiştir. Hatta İl Hıfzı Sıhhat Kurulu daha sonra ilçelerde de uygulaması için ilçe Hıfzı Sıhhat Kurulu kararları var. Oysa ki baktığımızda 1930 yıllarındaki kanunla kalma. Ve bugünkü, ben şahsen hatır sayılır yaştayım. Ben bazı terimleri tanıyamadığım için, bilmediğim için
hele hele yeni nesildeki insanlar hiç kimsenin o isimle tanımadığı mümkün değil. Bunların içerisinde meslek kuruluşları yok. Şimdi sorun aslında burada. Bir sorun var. Bak her zaman konuştum. Sorun var. Sorunun ne olduğunun bilinmeyişinin sorunu var. Sorun var ya, bir sorun var. Yani bu insanlar dükkanları açamıyor. Bakın insanlar bağırmaya başladı. Ben o sorun cevabını istiyorum sizden. Acaba diyorum Vali Bey bu konuda yetkisini kullanıp da işte kahvecilere teravih namazına kadar açıksınız diyebilir mi? Efendim diyebilir. Eğer bu konuda imtina gösterirse de 5 dakikalık biliyorsun mecliste karar var. Birisi önerge verir. Aha. İşine geldiği gibi karar çıkıyorsa bu sadece Sakarya'nın olsa keşke sorunu. Yok ben il bazında, zaten. Ülkenin sorunu bu. İl İstisna Kurulu kararları en azından kimlerin katılacağını tanımlanması adına nam yok, şöhret yok, para yok, ünvan yok, hiçbir şey yok. Sadece taşın altına elini koyma var. Biz ferden, her arkadaşımız, her sektör bu sorunun altına girmek istiyoruz. Çünkü niye girmek istiyoruz? Bir örnek vermek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki, nikahlar dedi, eğer gün alınmışsa nikahlar dedi kırılacak. Tamam. Hemen il seçim kurulu kararlarına yazıldı. Oysa ki nikah kendi kendine kıyamazsınız. Nikah salonuna ihtiyaç var. Kuaföre ihtiyaç var. Resim çekecek, resme ihtiyaç var. Araba süslenecek, gelin arabası olacak. Çiçekçiye ihtiyaç var. Gibi sektörler var. Nikah şahidine ihtiyaç var. Yap demek de yapma demek de olmaz. En kolay şeyi şöyle algılıyorlar. Ben özellikle vurgulamak istiyorum. Yasaklarla bu yönetilmez. Kuralları koyarsınız. Kuralları işletirsiniz. Yoksa kapalısınız. Nasıl kapalı ya? Hem 9'da diyorsunuz ki 9'dan sabah 5'e kadar kapalı diyorsunuz. Hem de teravih açık diyorsunuz. O zaman herkesi Müslüman yapacak zorla. Yalandan konuşacak. Adam diyecek sokakta gezecek. Nereye gidiyorsun? Teravih'e gidiyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ben Mehmet Bey'e tekrar soracağım şimdi. Evet. Ve arkadaşlar sizin... Buyurun siz, evet buyurun. Devam et, buyurun zaman. Lütfen. Başkanım ben şunu sormak istiyorum. Mesela bir kafeteryada 4 kişi aynı masanın etrafında gerekli sosyal mesafe alınarak oturabiliyor. Kahvelerde de bu gerekli sosyal mesafe alınıp da kahvelerde %50 kapasiteyle açılamıyor mesela. Kahveleri, hani bu kahvelere karşı bu ön yargı veya kahvelere karşı özel bir... Yani yaptırım niye sizce? Şöyle anlatayım. Biz açıldık ama oyunlar yasak bir. Oyun olmayınca kimse gelmiyor. Hiç kimse gelmiyor. Yani çay içecekse adam evinde içiyor. Yani bizim yapacağımız da başka bir şey yok. Yani biz bir oda başkanıyız. Biz şimdi escort'u dediler, bilmem ne dediler. Bunu da alacaksın içeriye. Ateş ölçer, bilmem ne. Bir sürü şey saydılar bize şimdi. Biz escort'unu nasıl alacağız? Kahveci diyor ki benim çay ocağıma diyor girecek biri diyor. Ateş ölçer, escort'un ben onu mu soracağım diyor ona diyor. Çay bakalım onunla uğraşsın. Yani işimiz zor. Peki ne önlemlerle açılabilir kahvehaneler? Çünkü yani vallahi, sizin üzerinize gidiyoruz çünkü siz ama, en başından beri kapalısınız. Biz de kapalısınız. Yani en çok mağdur olan kişi. Biz kapalıyız. Zaten biz artık bittik. Ve kahveler açılsa dahi yani şimdi şu an 1000 tane şey varsa bizde 1500 tane, bunların 500 tanesi lav olur. Yani ev sahipleri işte diyor ki sana 15.000 lira vereyim, anahtarı bırak bana git. Adam 17 senelik kiracı orada ama adama diyor ki anahtarı ver, sana 10.000 lira 15.000 lira vereyim, anahtarı ver ben başkasına kiraya vereceğim açılırsa. Yani böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Yani bizim işimiz çok zor. Yani kahveci çay ocağı değil ki orası. Kimse de gitmiyor kahvelere. Ve şu anda %70 kahveler kapalı. Açık olan ne yerler var tabi. Ama şu an bittik yani. Hiç bizim kımıldayacak şeyimiz yok. 25 bin kredi verdiler. İnanın ya 20 kişi ödedi ya 25 kişi yani. Ödeyen para yok. Allah'tan 6 ay daha uzattı. Haziran'da gene ödeyemeyecekler. Bizim için önemli olan şu. Yapılandırmanız var mıydı vergi yapılandırması? Yapılandırma yaptı sigorta devlet. Yaptık. Üyeler olarak. Üyeler olarak. Evet, yaptık ama hiçbiri ödeyemiyor bunlar. Ödeyemedi yani. Ödeyemedi. Yani nasıl şu anki ödesin? Süre bitti o yüzden dedim 30 gün. Evet var. Bitti. Ödenmiyor. Kimse ödemiyor. Odalarda da yapılandırma yaptık.
Hiç kimse odalara da gelmiyor. Sigorta vergi konusunda. Hepsi duruyor zaten onların. Evet. 5 kuruş ödenmiyor. Ben şimdi Hasan Başkan'a soruyorum, sonra Serdar Gökçe'ye soracağım. Başkanım tam üzerine sorayım. Bu yapılandırma 31 Mart'ta sondu. Genel olarak SESOK üyeleri nasıl yararlandı bundan? Çok ciddi bir mağduriyet söz konusuydu. Uzatılma talebinde bulundunuz siz. Kredi alınırsa veya herhangi bir şey olacaksa vergi borcum var, sosyal güvenlik borcum var hep önümüze çıkıyordu. Borcumuzu ödemek istiyorum. Yapılandırma talep ettik geçen sene. Yapılandırma talep ederken yapılandırmanın süresi 31-12 idi. 2020 tarihindeydi bu yapılandırma süresi. Daha sonra birçok iş yeri kapalı olduğu için bir ay uzattılar. Çıkış yani kanun da şöyle idi. Bir ay vergi ödenecek, öteki ay SGK ödenecek, bir sonraki ay vergi SGK. Yani bir dolu bir boş, öyle söyleyeyim. Aslında boş yok da vergi SGK açısından boş. İki ayda birdi. Evet, iki ayda birdi. Şimdi bir ay ertelediği için Şubat'ta vergi ödedik. 2100 kişi ortalama, 2.100.000 kişi pardon, Türkiye genelinde. Çünkü kanunda şu var, eğer iki taksidini yatırmaz iseniz üst üste yapılandırma sayılmaz. İlk iki taksidi. İlk iki taksidi. Yapılandırma geçersiz olur. Bunun için eşten dosttan buldular vurdular. Şimdi oysa ki Mart'ın sonunda yani dün önceki gün itibariyle 31 Mart'ta hem vergi hem SGK vardı. Bu insanlar nasıl ödeyecek ya? İnsafınızı iltica ediyorum yani herkesin. Ama herkes bekledi biliyor musunuz? Son ana kadar bekledi. Uzar dedi. 5 dakika, 4'e kadar, 5'e kadar, 10'a kadar beklediler. Baktılar ki onda olmayınca hep internetten ödedi. Değil mi Kemal abi? Aynen öyle. Şimdi dur bakın. Biz böyle bir sorunun olduğunu Sakarya'nın karar vericilerine ilettik. Hatta mail yoluyla ilettik, yazıyla ilettik. Yazılı ilettik. Dedi ki böyle bir sorunumuz var. Çözün, günahtır bu insanlara. Efendim açıldı diye Sayın Cumali oynayacakmış. Bana göre ağlayacak, ağlaması lazım. Çünkü bu işletmenin açılması, badanası, boyası, temizliği, ham maddesi almak 10 gün çalışmayı kurtarmaz ya. Çalışanlar maaşları nasıl ödenecek? Dalga geçiyor insanlarla ya. Böyle bir şey yok. Bu kapalı olan işletme ya düşünün ya bir yazlık olan insanlar düşünsün. Yazlık evini kapattığı zaman kışın o yazlık evini temizlemek için evdeki hanımlarımız, bacılarımız gidiyor 3 gün boyunca temizlik yapıyorlar. Demek ki duran yer kendi kendine pislenir, arızalanır. Depolar, stoklar biter, erir, yeniden ham madde alacak. Kolay değil bu işler. Kimse kusura bakmasın. Zaten birçok esnaf da açmadı. Abi açmadı mı açamadım bakın. Açmadı mı açamadı mı? Açmadı ayrı. Bir de açamayanlar var. Mikrofonu ben... Benim bir şey var. Özür dilerim. Evet, sizin sorunuz varsa... Hasan Bey'i bitirsin ondan sonra. Ben evet. Çünkü bir an önce herkes konuşsun istiyorum şey da. 3 saat vakti. Bitti başkanım sözleriniz. Bu konuda başka hayır, bu konuyla ilgili aslında çok şey var. O kadar hastalık döneminden geçiyoruz ki bugün sorun olan yarın olmuyor. Veyahut da şöyle zannediliyor. Bizim sorunumuz dile getirilmiyor. Herkese dile getiriliyor. Namazda gözlüğü almanın ezanında kulu olmaz derler ya. Biz yüksek sesle bir tek şunu yapıyoruz. Usluba uygun hareket ediyoruz. Kırma, dökme, diğer illerdeki olduğu gibi bunu yapmıyoruz. Ha bunda kıymetli miyiz? O ayrı tartışılabilir. Ama biz her ücra köşeye, her karar vericiye tüm sektörün dertlerini anlatmaya gayret ediyoruz. Allah razı olsun bakın. Vali Bey her telefonuna çıkar. Hatta siz aramazsanız da kendisi arar var mı bir sıkıntı diye. Bunları yok sayamayız. Eleştirdiğimiz noktada var mıdır? Vardır tabii ki. Ama iyi tarafları da var. Yoksa biz kuralsız yapıyoruz, biz hatasız yapıyoruz. Aslında biz de insanız. Herkesin yaptığı hata gibi bizler de yapıyoruz. Belki biz eksik yapıyoruzdur. Buna itirazımız yok. Arkadaşlarım adına söylüyorum. Şimdi ben birlik başkanıyım. Buradaki arkadaşlar sektörün uzmanları. İktisat sahibi adamlar. Biz de onlara söz verelim. Ben de zaten çok şey olmakta istemiyorum. İktisat sahibi adamlar. Ben sadece genel... Esas kaynağından öğrenelim yani. Sakarya'daki mesela Kahveci Odası Başkanı'ndaki 1500 tane var. Sakarya'da 1500 tane vardır. Her ilde var çünkü. İlin her ilçesinde var. Sadece merkez ilçeden sorumlu arkadaşımız. Şarifiye vesaire.
Buna benzer bölgelerde. Yani şu anki durumda en kötü olan sizsiniz yani. Evet. Bir senedir Esefa. Yani, onun için buyur. Ben dile getirmeye çalıştım. Ben çok fazla da girmek istemiyorum çünkü işin erbapları var. Ben evet. Hepsini biliyorum demek ayıp olur. Çünkü onlardan dinlemek isteriz yani. Ya? Dinleyelim. Evet. Ben Serdar Bey müsaadenizle çok kısa bir şey soracağım. Şimdi kahvecileri aldık. Açılanlardan biri de sizsiniz. Lokantacılar. Bu açılma süreci nasıl geçti? Ne kadar üyeniz açılabildi? Açılma sürecinde içeride müşteri kabul edebiliyorsunuz ama beklediğiniz gibi oldu mu? Ramazan'da kapatılacaksınız tekrar ki iftar ve sahurlar hep açıktı lokantalar. Genel olarak bu süreci değerlendirir misiniz sıkıntılarınızı? Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim ben şu an bizi 9 günlük açılma herhangi bir şekilde tatmin eder durumda değil. Ve her bizim yiyecek içecek sektöründe Ramazan ayı bir harman ayımızdır bizim. Yiyecek içecek üzerine biliyorsunuz herkes iftara çıkar, sahura çıkar. Bir özelliği vardır Ramazan ayı. Ama bizim elimizden bu hakkımız alındı. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Sakarya genelinde en az bir lokantanın ya da restorantın açılabilmesi için bütün elemanlarını geriye çağırması lazım. En basit dükkanımız da bizim. En kötü şartlarda 4 ya da 5 kişi çalışıyor. Şimdi insanları çağırdınız. Dediniz ki ben dükkanımı açıyorum. Elemanlarınızı aradınız. İnsanlar geldiği zaman 9 günlük burada kaç kişiyiz? Kimi işe çağırsalar 9 günlük için kimi toplayabilirsiniz? Ve bu işin sonucunda ne olacak? İşte burada Ramazan ayına kaldı. Aşağı yukarı 10 gün gibi bir süremiz kaldı. 10 gün sonunda bu insanlara ne diyeceksiniz? Ben dükkanı bir daha kapatıyorum. Herkes evine gitsin. Şimdi asıl sorun bir de şu, ister istemez esnaf bir şekilde istemese de en azından benim esnafım bu Ramazan ayının kapalı olacağını bir şekilde içine sindirmeye çalışıyor, kabullenmeye çalışıyor. Fakat işin boyutu önemli olan Ramazan bittikten sonra ya da bayram ya da bayram bittikten sonra akabinde biz dükkanlarımızı açabilecek miyiz? Ramazan'ı gözden çıkardınız, Ramazan'dan sonrasında acaba açabilir miyiz diye mi düşünüyorsunuz? Şu an için ister istemez Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla, konulan kurallarla bunu her vatandaş ya da her esnaf kabullenmek zorunda zaten. Bir kanun var, kanun gerektirdiği bir şey var, bunu herkes kabullendi. Ama bunun sonucunda acaba Ramazan çıkışında biz ne olacağız? Hakan sorun. Başkanımla görüştük zaten daha önce. Ben sorayım. Buyurun. Artık başkanlar burada. Hangi başkan cevaplar bilmiyorum. Şimdi cumartesi de kapandı. Yani ben oynayacağım dedim ama artık söz verdim ki oynayacağım. Ben de farkındayım. %50 açmakla, 9 günlük bir açmakla oyun oynanacak hali yok. Ağlanacak hali yok. Ama söz bir kere verdik. Ben oynayacağım. Onda sıkıntı yok. Çünkü oyna diye baskı oynuyor. Tamam Hüseyin oynasın. Tamam devam et. Onda sıkıntı yok. Bir dakika Zafer Tokuş. Ben şunu sormak istiyorum. Senin niye tutmadığını açıklaması lazım. Marketler zinciri var. Sakarya'nda kendi marketler zinciri var ama ulusal bazda marketler zinciri var. Bunlar her şeyi satıyorlar. Pazar yerleri var. Cumartesi pazar kapalı. Esnaf kapalı. Çat caddesi kapalı. Tarihi uzun çarşı kapalı. Her yer kapalı ama ulusal bazda da veya diğer marketler hepsi açık ve bu marketler de cumartesi pazar insanın hayatını idam ettirecek eşyalar dışında veya yiyecekler dışında da satış yapılıyor. Bazen de satılıyor. Geçen program söyledik, araba lastiği satılıyor, bunlar satılıyor. Siz esnaflar ve esnafların başı olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda ne yapıyorsunuz? Siyasilere geleceğim. Burada güzel konuşuyoruz. Burada top çeviriyoruz ama bu kentin önde gelen siyasetleri var. Programın ilerleyen saatlerde onlara geleceğiz. Ama ne yapıyorsunuz yani? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de başkanım ben sorumun cevabını tam alamadım. Yani daha fare doğru Türkçesi. Biz ne bekliyorduk? Ne oldu? Yani 9 gün %50 ile yani şaka gibi insanların gazını aldılar ama kimsenin de gazı alınmadı. Kimse kusura bakmasın. Kitabın ortasından da konuşacağız. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kim cevaplar? Ben şöyle diyeyim. Onun muhatabı Çark Caddesi Uzun Çarşı esnafı tarihidir. Onlar merak ediyorum. Cumartesi pazar katlı pazarı da var zaten. Onu da tam katlı pazarı da vereceğim. Sırayla 3 esnafımızı alalım. Veya buyurun size başlayalım Sayın Başkan. Bu soruya evet, ben bir de ek getirebilir miyim? Şu an
Ramazan başlıyor. Ramazan'da, Yektar Bey değil mi? Ramazan'dan Yektar, sonra, Yektar Tepe. Evet buyurun. Bayram da gelecek. Bayram alışverişi var. İnsanlar hafta içi zaten çalışıyorlar. Cumartesi, pazar. Saat 5'ten sonra işten çıkacak. Saat 6'da zaten yasak başlıyor. Veya işte dükkanlar kapanıyor. Kimse hafta içinde alışveriş yapamayacak. Hafta sonu cumartesi, pazar da kapalı. Bayram alışverişi esnafın bir can suyu gibi. Yani ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tamamen ya bayram alışverişi yapılmayacak. Burada halk sadece Cumalı abinin dediği gibi büyük marketlere yönelmeye başlayacak. Birçok büyük market işte kıyafette satabiliyor. Bu konuyu da bu ki evet yani büyük marketler hemen buradaki bakıyorum. Terziler, tuhafiyeciler, uzun çarşı hepsinin sattıklarını satıyor. Sesop zaten Danıştay'a başvurmuş yürütmenin durdurması için. Marketlere bakışınıza detaylı olarak ben de öğrenmek istiyorum. Önce kaç üyeniz var? Ben de öyle başlayalım da. Biriniz kaçtı? Kaç tane sektörde, kaç kişi var sizin sektörde? Bizim odamıza evet, bağlı evet. 500 üyemiz var. Aha. Şimdi bu ilk önce ben şu evet, zincir buyurun. Marketlerle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Yani çok merak ediyorum. Acaba bunlar özel bir imtiyazlı mı? Bunlara özel bir ayrıcalık mı tanınıyor? Madem bunların cumartesi pazar açma şansı var, o zaman pazar yerlerini de açalım. Bunları gıdayı bahane ederek açıyorlar ama gıda dışı her şeyi satıyorlar. Madem bunlar açılıyor biliyorsa, o zaman yürüme mesafesinde vatandaşa bir alternatif oluşturalım. Pazar yerleri de açılsın. Neden kapatılıyor ki yani? Eğer cumartesi pazar birileri sokağa çıkıp bir alışveriş yapma imkanı tanınıyorsa, farkındalık yaratalım, pazar yerlerini de açalım. Şimdi söylediğiniz soruya geleyim Hakan Bey. Yani cumartesi pazar evet bizim için asıl cumartesi pazardır zaten önemli olan. Çünkü çalışan aileyi düşünün. Ancak cumartesi pazar fırsat olacak. Gelecek çoluğuna çocuğuna kendine bir şeyler alacak. Şimdi bu fırsat ortadan kalktı. Bu şekilde yaparak internetten satış yapan firmalara bence burada çok önemli bir ayrıcalık tanınıyor. Yani çarşıya çıkıp esnafa gelip alışverişini yapamayan, çoluğuna çocuğuna bir şey alamayan insan nereden alacak? Bir tek şansı kalıyor, internetten alacak. Şimdi esnafı bu kadar cumartesi pazarını kapat, saat sınırlaması getir, vergi, SGK her türlü üzerimizde demokrasinin kılıcı gibi duruyor. Bunun yanında bir de kredi verdiler, kredilerin de geri ödeme zamanı geldi geçiyor. Tekrar uzattılar, bir daha geldi zaman. Yani esnaf bu cumartesi pazarı kaybederek bence çok önemli şeyini kaybetti. Bir de ben Çark Caddesi'ne sormak istiyorum. Çark Caddesi'nin durum nasıl diye. Evet, Kemal Bey. Çark Caddesi cumartesi pazarın kapatılması sizi nasıl etkiledi? Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdi bu cumartesi önce açıldığı güne geri gitmek istiyorum. Tabii. Biz cumartesi günü açıldığı zaman herkese şu konuşuldu. Dediler ki biz kiramızı öderiz. Bu cumartesi gününde yaptığımız cirolarla. Bütün esnafın sanki ortak bir böyle bakış açısı bu şekildeydi. Biz 15 günden beri de zaten bu yeme içme sektörü için özellikle derneğimiz, başkanlarımız, Akgün Başkan'a da selam söylemek istiyorum. O da çok uğraştı bu konuda. Müthiş bir mücadele verdik. Pazartesi gününü bekleyin dediler. Pazartesi günü 9 günlük bir açılma müjdesi gelirken cumartesi kapanma şeyi geldi. Yani bizim o anki psikolojimiz çok kötü. Gerçekten çok kötüydü. Yani inanın buruk sevinç üstüne bir buruk sevinç. Şimdi bu sefer şunu düşündük. Yani hani sanki bir azıcık yoluna koymuşuz gibi de kaybetmiş olduk. Evet Hakan Bey'e çok katılıyorum. Bizim için bayram çok önemli. Bugün inanın herkes şunu söylüyor. Bayramda kapanacak diyor. Ben diyorum nereden öğrendiniz bunu diyorum. Düşünün psikolojinin ne kadar kötü olduğunu düşünün. Yani bugün esnaf diyor ki biz bayram iş yapamayacağız diyor. Bayramda bizi kapatacaklar diyor 9 gün. Hatta biz Yekta'yla da az önce konuştuk. Ben Yekta'yı da sordum. Nereden biliyorsun dedim yani. Hani bu kadar olumsuzluk düşünceler nereden geliyor? Demek ki ben çok şey söylenebilir nereden ama. Nereden biliyorsun Yekta Bey? İçinizde mi doğdu? Abi ses duymuyor. Ses duymuyor. Ama yani bence bugünden onu söyleyebilmek bence zor. Çünkü gün gün gidiyoruz. Ama ben Hüseyin abinin dediği gibi kitabın ortasından biraz söyleyeyim. Bence esnaftan vazgeçilmiş gibi bir hal hissediyorum ben ya. Murat Bey'e soralım. Uzun Çarşı Dernek Başkanı esnaftan vaz mı geçirdi sizce? Sizden vazgeçtiler mi? Öncelikle herkese çok selam ve hürmet ediyorum. Bence geçildi. Ama bu bugün... Geçiş esnaftan vazgeçildi. Bu bugün değil. Yıllar önce geçildi. Esnaf denildiği zaman ilk... akla gelen şey kayıp dişi ekonominin baş mimarı. Bu zamanında bunu devletimizin
Maliye Bakanları da açıkladı. Bizim dedi bu kadar dosyaya bakacak memurumuz yok. Bize holdingler lazım yani. Yani esnaftan Türkiye Cumhuriyeti çok uzun yıllar önce vazgeçti. Ama unutun bazı gerçekler var. O da nedir? Tamam belki biz esnaf olarak çok yüksek meblağlarda cirolar yapıp çok büyük vergiler veren, çok aşırı derecede katma değer sağlayan unsurlar değiliz ama bizim de bu konuma gelmemizi sağlayan bazı kriterler var. Mesela az önce sorduğunuz market mevzusu. Şimdi efendim düşünün kırtasiyecisiniz. Neyi bekliyorsunuz? Okulların açılmasını bekliyorsunuz. Bütün marketler kırtasiye ürünü satıyor. Çanta, okul çantası satılacak. Marketler okul çantası satıyor. Kamyonlar satıyorlar. Yani gerçek yani. Bu zaten vazgeçmişliğin bir değişik kanıtı da bu zaten. Dediği gibi abimizin nasıl bir imtiyaz var bunda? Bakın durumlar nasıl? Uzun çarşıda durumlar herkesin durumu. Kaç esnaf var? Ne yapıyorlar? 450 civarında yerleşik esnaf var uzun çarşıda. Aynalık Havan'dan tutun Bakırcılar Çarşısı, Anahtar 1. 2. 3. 4. 5. geçit olarak. Şimdi lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Yapılan hiç iyi bir şey yok mu? İlla ki var. Yani ama eksik olan noktalar veya da birbiriyle çelişen noktalar insanların geleceğe bakışını bir nebze olsun karamsarlaştırıyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde biz Türk ırkının bence en karakteristik özelliklerinin biri de her türlü şeyi göze alabilmesidir. Ama inandığı anda eğer ki biz geleceğimizle ilgili tünelin ucunda bir ışık görebilirsek emin olun bu ülke her türlü sıkıntıya katlanır ve bir gün hayıflanmaz. Işık görmüyor musunuz? Şu an nasıl görebilelim ki? Bakın geçen sene Ramazan'da 19 Mayıs'a 4 günlük bir kapamamız olmuştu. Daha önceki kapamaları saymıyorum. Arada 3 günlük bir boşluk. Hemen akabi Ramazan bayramıydı. Bugün bayram alışverişi uzun çarşının yani şah damarı. Şimdi siz 3 gün çarşıya çıkacaksınız ve bayramda her yerin kapalı olduğunu, dışarıya çıkmayacağını bileceksiniz. Ne kıyafet alırsınız, ne şeker alırsınız, ne baklava alırsınız. İnternetten alırsınız. Hayır, ihtiyaç duymuyorsunuz. Niye olsun ki, doğru diyor. Bir daha ama ihtiyaç değil, bir de yok. Şöyle bir şey alırsan yani, internetten keşke, alırsın. Misafir gelince gönül isterdi ki. Bakın elbise mevbise alacaksa internet var. Yani. Keşke bilmem ne WW'ye gidip alıyorsunuz. 4 gün 19 Mayıs'ı kapamışız. 3 günde bayramı kapamışız. Olmuş 7. Arada 3. Ha pardon, Arife'de vardı. 8. Arada 3 boşluğumuz vardı. 11. 3 daha koyduk. 14. Büyüklerimiz diyor ya bu mikrop 14 günde kendini işte ortaya çıkartıyor. Hasta olanlar kimseye vermese Rabbim hastanelere giderdi. Kalan sağlar devam ederdi. Ama belirsizlik ortadan kalkardı. Şu an bakın çarşıda sezon başlayacağız. Yaz sezonuna gireceğiz. Esnaf arkadaşlarımızın %90'ı sezon alışverişini yapmadı. Ya kapanırsa. Çünkü geçen sene öyle oldu. 17 Mart'ta, 15 Mart'ta sezon açıldı. Ürünler tedarik edildi. 22 Mart'ta dükkanlar kapatıldı. Onların borçları ödeniyor. Artı şu an bununla beraber mesela devletimize şimdi burada konuştuğumuz kelimeler ne kimseyi yermek, ne kimseyi incitmek değil. Biz Sakarya, biz siyaset üstü konuşuyoruz, Sakarya konuşuyoruz. Bakın özellikle aynen bunu bileyim. Yani bizimle konuşmamızın sebebi siyaset üstü, Sakarya. Sakarya'nın esnafları, Sakarya konuşuyoruz. Yani bizim siyasi bir şeyimiz yok. Yani. Benim beklentim esasında şu. Yani çarşıdaki arkadaşlarla yaptığımız istişareler de genelde o yönde. Konuşmalarımızda. Yani ben her ay bir sıkıntıyla yaşayacağıma, ya ben bir ay 5 ton sıkıntıyı çekeyim ama ondan sonrasının rahat olacağını bileyim. Ben çalışmaktan gocunmam. Ben riske girmekten gocunmam. Ama ne olacağını bilmeden hareket etmek
İnanın sisli havada araba kullanmak. Belirsizlik hasta ediyor. Belirsizlik. Arkadaşlar. Bütün insanın enerjisini tüketen şu an belirsizlik. Ben biraz aslında çok konuşulmuyor. Fotoğrafçılar, ressam ve tabelacılar odasına sormak istiyorum. Ben şey, uzun çarşı... Gene döneriz. Ya, çok araya gideceğiz ya. Çok az bir süre kaldı. Ben mikrofon başkandayken varsa sorunuzu yöneltelim. Daha sonra döneriz. Yok, devam eder başkan. Anlatacaklar da varsa bilmiyorum. Şimdi mesela bir bayramlardı. İkincisi de düğünler. Yani bizim çarşımızın konsepti ana kaynaklarından, ana damarlarından bir tanesi de düğünlerdir. Sünnettir, nişandır, düğündür vesaire. E şimdi bu sektör de esasında sadece uzun çarşılıkta bir sektör değil. Bir düğün dediğiniz zaman giyim eşyası, mobilya, kuyumcu, kunduracı, efendime söyleyeyim mekan, organizasyon firması, süslemesi, davetiyesi, birçok sektörü bir arada kapsıyor. Fotoğrafı. Bir tanesinde bir tökezleme zincirin halkasını kopmasını gerektiriyor. Bu sefer artık bir ahenk kalmıyor ortada. Yani tabii ki bütün kesimi bu yaşanan sıkıntı çok büyük. O konuda hani bir lafımız yok. Yani kimse de böyle bir şey olmasını istemez. Her sektörü veya herkesi memnun edebilecek bir karar bulmak da çok zor. Emin olun. Bakın mesela şimdi ben genellikle konfeksiyon, kuyumcu, kunduracı tarzı arkadaşların bulunduğu bir mekandan geliyorum. Ama bugün kahveciler, kahvecilik yapan arkadaşlarımızın sıkıntısı bizden çok daha yüksek. Onlar altı kahveciliği bırakmışlar. Yani lokantalar keza, ama şimdi orayı memnun ederken beni memnun ederken orayı memnun niyetsizlik değil. Ama ortak paydaları bulabiliriz. Ve her şeyden önemlisi belirsizliği kaldırmak çok önemli. Belirsizlik çok kötü. O bizi yıkan tek şey o bakın. Biz her türlü sıkıntıya katlanırız. Bu ülke insanları bu vatanı kanlarıyla kazanmış. Her türlü cefayı çeken. Hiç problem değil. Yeter ki gelecekten ümidi olsun. Arkadaşlar sorunuz varsa sorun, reklama gireceğim. Araya gireceğim kısa bir ara. Sayın Başkan. Özellikle başkanım niye tutuyorum? Şehir merkezinde uzun çarşı, yani Adapazarı tarihi herkes... uzun çarşısından. Herkese söz vereceğiz. Varsa bir sorunuz veya bir şeyiniz söyleyin. Gidelim araya aradan sonra. Hüseyin. Tamam aradan sonra devam edelim. Müsaadenizle bir şey söylemek istiyorum. Sayın Cumali sorunun cevabını alamadı. Ne? Sorunun cevabını alamadı. Çünkü aramadı. Diyor ki siz söylemde misiniz, eylemde misiniz? Biz eylemdeyiz. Sakarya Teşkilatı Türkiye'nin yapmadığını yaptı. Sizin demin işaret ettiğiniz konularda zincir marketlerin haksız rekabet uygulaması adına Danıştay'a dava açtık. Türkiye'de ilk. Bakın biz Türkiye'de bir tek Sakarya açtık. Birileri üzüldü, birileri darıldı. Hiç kimin üzülmesi, kimin darılması önemli değil. Biz esnaf ve sanatkarın temsilcisiyiz. Bakın, şeye gidin, işte zincir mağazalara gidin, işte büyük mağazalara. İç çamaşırı dahi satıyorlar artık. Demin ya, kamyon lastiği. Gitti kamyonlar satıyorlar ya. Siz buzdolabı, bilgisayar... Hani otomobil olsa anladık da kamyonu anlamadım. Onu satanlar yasak olacak. Niye? Devletin de iyi niyetini kullanıyorlar burada. Temel gıda maddelerini karşılamak adı altında nasıl ki baskı yapıldı, alkol satmak temel gıda maddemizi dendi, alkole bant çektiler. Hepiniz biliyorsunuz. Evet. Diğerleri ne bant çekmiyorlar? Bant çekmeye gerek yok ki, barkodlardan artık her şey kayıt içerisinde. Yani şunu söylemeye çalışıyorum Sayın Komite'nin dediği gibi. Evet, böyle bir uygulama vardı. Bu uygulama bizim esnaf ve sanatkarla ilgili demin arkadaşlarım şikayet ettiği konularda kahveciler ve lokantacılar ve diğer konuların hepsinin ortak sorunu, biz bunun ortadan kaldırması için Danıştay'a, hatta ben müsaadenizle şey vereceğim, tarih sayısını sayı vereceğim, biliyorsun mahkemelerde niye Danıştay'a açtık, niye idare mahkemeyi açmadık, bakanlığın yapmış olduğu eylem ve faaliyetleri hukuk olarak Danıştay'a açmak zorundayız. Çünkü biz genelgenin iptalini istedik. İçişleri Bakanlığı'nı biz... Yani İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini iptalini istedik. Yani biz oturduğumuz yerden eğer oysa maksadımız hükümeti karşımıza almak, devleti karşımıza almak gibi öyle bir niyetim yok. Niyetimiz şu, esnafla ilgili haksız rekabeti ortadan kaldırmasını talep ettik. Aynen şunu söylüyorum. Danıştay 10. Daire Başkanlığı'nda 2001 Taksim 803 Noğlu müracaat dosyamız var, şeyimiz var. Dosya numarası diye adlandırılan bir yere
niye bunu söylemek zorunda kaldık? Sayın Cumali haklı. Siz bedavadan mı iş yapıyorsunuz? Onun bir üslubu vardır. Hayır, biz taşın altına kellemizi koyarak yapmaya çalışıyoruz. Kimseden çekinmeyiz. Kimseden çekinmiyoruz ve bunu yaptık. Ondan hiç şüphemiz yok. Peşinden de devam ediyoruz, takip ediyoruz. Ondan hiç şüphemiz yok. Reklama gidecektim de, tabi buyurun. Bu konuyla ilgili şunu demek istiyorum. Şimdi bizim aşağı yukarı bütün sektörlerin Türkiye Cumhuriyeti'nde bir NACE kodu var. Mesela bana diyor ki giyim ürünleri NACE kodu şudur. NACE değil mi bu? NACE. NACE. Marketlerin NACE kodu ne acaba? O konu şu aslında. Hangi malın üzerine odaklandırılmış? Bana bir not, bana bir kod veriyor devlet. Tanımlıyor. Evet. Mesleğin bu senin diyor. Sen konfeksiyon ürünleri satan bir müessesesin diyor. Kodun budur diyor. Acaba bu marketlere kod olarak ne kodu veriyor? Hepsi veriyorlar. Onlar Joker kod herhalde. Anonim şirket olduğu için içerisinde birçok şeyi barındırabilir. Şimdi hükümetimiz şunu da yaptı. Destek veriyor işte 50 para. Şu meslek demiyor. Şu NACE kodlarına veriyorum diyor. NACE kodu her şeyin önünde gelmiş. Artık yani kişinin TC numarası var ya. Mesleğin de artık kendine has NACE kodu TC numarası var. O numarasında olanlara destek veriyor. Farklı anlaşılmalar, farklı anlatımlar veyahut da yöresel farklılıkları ortadan kaldırıyor. NACE koduna göre hareket ediyor. Sayın Başkan, biz çay içelim. Bu arada da kısa bir... baba kodu onlarınki. Ben açıklıyorum. Türk televizyonları ilk defa açıklıyorum. Hem sen... baba kodu onlarınki. Öyle. Bunların NACE kodu ilk defa Türk televizyonları açıklıyorum. Baba kodu. Kahveciler kapalı. Evet, Hüseyin son reklam... Esnaf kapalı. Her yer kapalı. Pazarlar kapalı. Her yer kapalı. Maşallah market zincirler açık. Evet. İçinde yok. Bunların NACE kodu baba kodu. Bunlara kimse bir şey demiyor. Evet. Kimse bir şey demiyor demeden önce biz şöyle yapalım. Nasıl efendim? Demeden önce? Diyorum işte. Yok. Aradan sonra devam ederiz anlamında. Hüseyin. Konutlarımız evet. Nokta. Şimdi Hüseyin de haklı ama tabii Türkiye'deki ticari kanunlardan geçerli bir noktadır. Şimdi yani bununla ilgili sizin açmış olduğunuz yönetmeni iptali davası var. Hukuk olarak da yani her şeyi hukuk zemine oturtmuşlar. Ya biz onu bekliyoruz. Yani şimdi ağabala mağabala falan değil. Şimdi Türkiye'deki ticaret kanunundaki uygulanan bir sistem diyelim. Biz şunu işte bize ne uygulanır? Bizde ne fedakarlık bekliyoruz? Herkes yapsın. Biz sorunun sadece sahibi değiliz. Mikrobun, şu an yayılan mikrobun üremesindeki katkı sağlayan bir nesil değiliz. Biz onu vurgulamaya çalıştığımız nokta bu. Bu akşam ben özellikle bakmaya gittim bu programa katılırken. Ana baba günüydü kasan oluyor. İnsafınıza iltica ediyorum. Ondan sonra masada oturan, kahvede oturan dört kişinin hesap yaparsa yapamazsınız. Doğru değil. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Efendim, yoksa... Ben pazarına bu hafta bizim ekipler gitti. Esnaf ilim ilim inliyor. Esnafın dediği bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti kısacası Türk Hukuk Devleti. Veya Sakarya'daki bütün pazarlar, Cumhuriyeti pazar kapatıysa ötekiler atıyor adam. Açıksa hep de açık olsun. Hüseyin abi. Bu... Arkadaşlar bir konuşayım da. Ben zaten çok konuşuyorsun. Araya gitmek zorundayım. Tamam bir dakika. Yani devamlı Hüseyin. Topla geldi Hüseyin. Biraz fazla konuştuğun için olabilir mi acaba? Şunu diyeceğim. Esnaf inim derken market zincirler istediğini satıyor. Bunu burada dinlemeyeceğiz tabii. Birileri bu programı izliyorsa Ankara'dakinin kulağına gidecek. Yok böyle bir şey. Ben nece kurtarken baba tabii. Bunların babaları var. Bunların babaları bir şey demiyor ama esnafa gelince yasak. Bu kadar basit. Buyur git de şimdi. Evet. Sen şimdi reklamı. Yazıyorlar. Rejiye yani yazıp yaklaşık bir 12 dakikadır reklama gidelim diye diyorlar. Biz bir çay içerken ne hangi kamera? Evet. Biz bir çay içerken efendim size bir reklamları izleyin. Serdivan'daki Gönül Kahvesi'nin yayınımıza ikinci bölüm devam edeceğiz. Toyota Sandıkçı Gazeteciler Soruyor programını sun. Serdivan Gönül Kahvesi'ndeki Gazeteciler Soruyor devam ediyor. Bu hafta Gönül Kahvesi'nin misafiriyiz. Onlar bizi ağırlıyorlar. Ve ikinci bölümde
İki bölümde de Sakarya'da esnafların pandeminin nasıl etkilediğini onları görüşten alıyoruz. Ve ben şimdi sözü mikrofon daha doğrusu İbrahim Bey'e vermek istiyorum. Terziler Tuhafiyeci Konferans Odası Başkanı. Sizin durumlar nasıl diye gireyim ben söze. Yani sizde durum nasıl? Ne yapıyorsunuz pandemide? Şimdi bizim Çarşı Dernek Başkanı genel anlamıyla anlattı. Kahvecilerin olduğu yerde, lokantacıların olduğu yerde, düğün salonlarının olduğu yerde, ben söyleyeyim servisçilerin olduğu yerde bize çok söz söylemek bile fazla gelir. Ülkemizin ekonomik durumu belli. Biz her şeye eyvallah dedik. Her ne kadar dışarıdaki esnaf kardeşlerimiz işte yürüyüş yapmadınız, eylem yapmadınız. Hayır. Her konuştuğumuz olay Sayın Başkan'ın dediği gibi eylem. Her konuştuğumuz olay eylem. Ben kendi kesimim adına şunu söylemek isterim. Bizler de bayramlarda alışveriş yapmak Osmanlı geleneğinden gelir. Bize bayramda bize Osmanlı geleneğinden gelir. Bizi bayramlarda kapatmak, hele hele bayramın son haftası bizi alışverişe dur demek bize yakışmaz. Biz şunu isteriz. Biz bayramda alışveriş yapacağız. Lokantacılar bu kadar inim inim inlerken, kahveciler inlerken, şimdi biz onlar bak Ramazan'da kapanmayı bile kabul etmişler ama biz bayramda asla kapanmayı kabul etmiyoruz. Yani senede iki kere zevkli zevkli alışveriş yapacağız. Bize bayramda kapatın demek bence yakışmaz. Çünkü ancak sermayeyi orada toplayacağız. Yapılandırmaları inanıyorum ki bu devlet görecektir. Yapılandırmanız var mı veya daha şöyle sorayım. Üyelerinizin yapılandırması yaptılar da ödeyebildiler mi? Hayır, kesinlikle. Ben de 450 tane muhasebesini tuttuğum basit usul mükellef var. Evet. Kesinlikle yapılandırmaları %80 kimse ödemedi. Yapılandırma kaldı öde. Yapılandırmalar aynen öyle kaldı. Ben basa basa şunu söylemek istiyorum. Bütün kararlara uyduk. Hepsine uyduk. Uymadık mı? Uyduk. Şimdi işte son zamanlarda bilhassa bugün böyle sosyal medyada işte 15 gün 20 gün asla ve asla inanmıyorum. Bizi 20 gün emir gelirse kapatacağız. Buna karşı değiliz. Asla da değiliz. Ama bizi yani ekonomik durumumuza göre hem esnafın hem devletin ekonomik durumuna göre bizi kapatmak yanlış olur. Evet, gerektiği kadar dikkat edelim. Edeceğiz de, ediyoruz da. Ben çok söz söylemek istemiyorum. Sayın Başkanım da gerekli olan şeyleri söyledi. Yani kahvecilerin yanında, lokantacıların olduğu yerde, hele saloncuların olduğu yerde. Yok yok, özellikle kahveciler. Ben söyleyeyim yani. Vallahi Başkan Mehmet amca diyeyim abi, sizin durum gerçekten iş yer acısı. Yani ne yapacaksınız bilmiyorum başkanım, bundan durum çok kötü. Kantinler de var. Kantinler de var. Yok ya, kahveciler ya. Kahveciler. Ay bir de gelmiş şey diyor Hüseyin. Beyefendi bir şey demiyorum. Kantinler de var. Bitireyim arkadaşım. Şey okullar açık mı? Kantinler de öyle. Mal sahibi, ev sahibi sen para verir çıktı ya. Öyle bir durum da var. Söz konusu. Kantinler de aynı diyorum. İlginç onlar yani. Mı? Buyurun efendim. İşi var. Bak özellikle ben bunu vurgulamak istiyorum. Birkaç seferde de söylüyorum. Sorun var diyoruz. Ne oldu bilinme işin sorunu var. Bugün evet konfeksiyon uzun çarşında sorunu var. Çiftçinin de sorunu var. Ama işte lokantanın, kahvehanenin, kantinin veyahut da işte kafeteryaların sorunları tartışılmıyor. Cumhurbaşkanı da söylemedi. Hatırlarsanız en sonki toplantısında restoran ve kafe dedi. PlayStation salonları dedi. Sakarya'da olsa olsa ben birlik başkanım, şu an sayısını bilmiyorum ama 50 tanedir. Ama 3000 tane kahve var. PlayStation salonu mu? Tabii. Oyun yani, salonu ya. Bilgisayar şeyleri işte. İnternet salonları, internet şeyi anlamındadır. Yani bunları söylüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızı yanılttıklarını iddia ediyorum. Bu benim kişisel iddiam bu. Teşkilatın görüş anlamında değil. Çünkü yani internet salonlarını söyleyen insan kahvehane deseydi doğruluğu yanlışlığı tartışılabilir ama Türk kültüründe bu kahve var. Kültüründe var yani, kabul edin etmeyin.
Evet haberde oyun oynayın da şimdi diyor kumar oyna beni bilmem ne içiyor. Bu beni ilgilendirmez. O ilgili kolluk kuvvetleri gerekeni yapar. Şimdi ben işaret etmek istediğim nokta şuydu. Bir yapılandırma süreci geldi. Ben çok mücadele ettim. Ben kendi vicdanıma göre, kendi kanaatime göre başarılı olduğumu da söylemek istemiyorum. Asla öyle bir şey yok. Eğer sonuç alsaydık başarıda payım olduğunu da söyleyebilirim. Ama diyorum ki dükkan kapalı. Geçim derdinden bahsediyoruz, sıkıntıdan bahsediyoruz. Bir de bunun yanında yetmiyor, kirası var, vergisi var, SGK'sı var, çalışanın maaşı var. Bir de yetmiyor, yeniden yapılandırma için vergi borcunu ödüyor. Ya böyle bir şey var mı? Bir de üst üste. Ya bu parayı nereden bulacak bu adamlar? Dükkanlar kapalı bir yıl. Bir yıl aşkın süreden beri. Biraz sorun işte onun için sorunun ne olduğunu bilmiyorlar. Bir şey daha söyleyeyim, sözümü kapatacağım. Biliyorsunuz her iş yerinin birçoğu kiralık. Adam bazı vicdan sahibi, mal sahibi diyor ki sen kapalıken ben senden kira alamam diyor. Allah razı olsun onlara. İşte bayram üzeri 10 günlük açılmasını bu anlayış ortadan kaldıracak. Sen açıldı para ödeyecek. Haklı o da bir yere ödeyecek. Bir de bunun yanında stopajı var bakın. %20 idi Allah razı olsun hükümet %10'a düşürdü. Ama Hüseyin Cumali'nin dükkanında ben kiracıysam Hüseyin Cumali benden para almıyor. Devlet almadığı paranın %10 stopajını ödüyoruz devlete. Borçlanıyoruz. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey var mıdır? Böyle bir vaka var mıdır? Şimdi kapalı meselesine geleceğim. Evet Nisan ayında olabilir. Mayıs ayında turizm sezonu açılıyor. Sermayenin oyunu var Türkiye'de. Kimse cesaret edemez. Ben inanmıyorum. Sermayeye biz her zaman nasıl ki zincir markette sermayesinin altında kalıyor isek bazı arkadaşlar işaret etti. Esnafı sildiler. Doğrudur. Küçük güzeldir onlar hikaye hepsi. Siyasi laflar. Yarın olacak bu siyasi laflar. Seçimlerde bizim mahallemizde, iş yerlerinde vesaire geldiği zaman sempati güzelliği o zaman göreceğiz. Oysa ki şimdi bizlerin yapılandırma vesairesi üst üste geldiği için ödeyemedik. Zaten patladık. Allah bir daha da göstermez. Ben Allah size daha ver. Sonra İstanbul'u soracağım da başkanım. İstanbul'a gitsen görüşünüzü alacağım. Ama önce ben Özcan Bey'e mikrofonu verebilir miyiz? Fotoğrafçılar, ressam ve tabelacı odası başkanı. Siz durumda nasıl Sayın Başkan? Başkanlarım çok iyi açıklama yaptılar. Çok kısa olarak söylediler. Aslında sabaha kadar konuşulsa hiçbir şekilde bu şey bitmez. Yani bizim derdimiz bitmez. Esnafın derdi. Kimse fotoğraf falan çektim. Okullar ne yani fotoğraftan düğünler yok. Zafer Bey şöyle söyleyeceğim. Esnafın vazgeçildi mi? Evet, Sayın Uzun Çağrıcı Dernek Başkanı. Esnaftan vazgeçildim. İki yıl önce hemen efendim adamlarına fotoğrafı geometrik fotoğraf çektik. Bak ölüm ölüm yavaş yavaş sildire sildire vazgeçildi. Fotoğrafı bulup onun akabinde kaldıran fotoğraf aldı. Onun akabinde yeni yaşadığımız Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya'nın Kodakızı'nın belli yerlerinde çıkacak fotoğraf çekme makinesi koyacakmış. Niye? Sakarya'yı tanıtma amaçlı. Belediye bize desek ki ya Sakarya'yı tanıtır. En iyi şekilde biz tanıtırız. Yani onlar nedir? Bir anda kamu stopumu yapılacak. Yani onlar da uçurulacak diye yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Ha, bu arada tabii Ekrem Başkanım da izin vermeyeceğini düşünüyoruz. Bir görüşme yaptınız mı bu konuda? Görüşme yaptık. Daha onaylanacağını düşünüyoruz. Ve satın yanında olduğunu düşünüyoruz. Sektörde kaç kişi var sizin? Üyeniz? Sektörde 200'e yakın. Yani ama biz mesela buradaki başkanlığın kapalı olduğu olanlar var servisler, lokantacılar veya dalca. Biz açıkken kapalıydı. Biz 70, 160 kişi çalışıyoruz. Yani düğün salonlarını açıyoruz, olmadıkları ve bunların açık olduğu dönemde değişik olmadı.
Ama tamirci kadar da değil. Ben tamircime vermem. Tamirci sana vallahi. Abi şeyde. Ama şey de çok önemli. Yani çok gündeme de gelmiyorsunuz. Aslında baktığınızda 4-5 farklı ana iş kaleminizin tamamı kapanmış durumda. Okullar fotoğraf çekilmiyor. Yurt dışı çıkışı yok. Pasaport için biyometrik fotoğraf çekilmiyor. Düğünler kapalı. İnsanlar doğum gününde çocuklarını getirip fotoğraf çektirmiyorlar. Ama çok garip bir şekilde hiç de çok fazla gündeme gelmediniz. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Ve desteklerden yararlanabiliyor musunuz sizin acı kodunuz? Tabii yararlanabiliyor. Basit usul olmasa müdüre? Yok, basit usul olmasak bile yararlanan var, yararlanmayan var. Yararlananları da mesela bildirdik, bir daha tekrar sisteme sokuldu. Şöyle bir olay var, sizin söylediğiniz. Yani biz... Çok farklı iş kaleminde mağdursunuz aslında. Mağduruz. Bununla ilgili yazışmaları zaten yapıyoruz. Yani biz bunu istiyoruz karar vericilerden ama ne kadarını alabildik? Peki sektör yani nasıl bir mesela düğün yazın atıyorum lokantacılar işte Ramazan'dan sonra açılma bekliyorlar. Siz nasıl bir açılma bekliyorsunuz? Sizin ne zaman? Lokantalar açılırsa zaten düğün salonlarında açıldığı zaman biz de biraz rahatlayacağız diye düşünüyoruz. Ama okulların da açılması gerekiyor. O sektörde de ama yıl sonu etkinliği, kamera çekildi. Yani aklınıza ne geliyorsa fotoğrafla ilgili. Ama buradan özellikle yani Büyükşehir'in kuracağı fotokabinlerle ilgili yani bizden isterlerse nedir? Kağıda pazarını veya Sakarya'yı çok iyi şekilde reklamını yapın. Biz bunu yani ücretsiz de yaparız, hiç sıkıntı değil ve en kısa zamanda yaparız. O kabinler anlık fotoğraf çekmek için mi yoksa böyle bir hatıra için bazı illerde var arkadaki manzarayı çekmek için? Hatıra için. Bu da zaten esnafın nedir yani psikolojik diyelim. Biz şimdi fotokabin kurulduk kaymakamlığa. Orada başladı, burada başladı, ötede başladı. Yavaş yavaş sizin dediğiniz gibi esnafı bitiriyorum. Esnafı yavaş yavaş sindire sindire bitiriyoruz yani. Anladım. Ben Abdullah Bey'e vereceğim. Veya sizden bir sorunuz var mı? Yok yok yok. Bir şey de yok. Abdullah Bey'e verelim. Dolmuş esnafı, dolmuş şoför esnafı. Siz iyisiniz ama. Yani sizde böyle 5 kişi biniyor arabaya. Yani yan yana biniyorlar. Ama başarı gittiklerinde yan yana gelmiyorlar, öyle değil mi? Ne tutarsanız? Kahveciler odasına, esnaf arkadaşlarımıza bakarak biz bir nebze daha, biraz daha bir gelirimizi eksildi ama döndürmeye çalışıyoruz. Ama bizim bu çalışmamız normal çalışma değil. Biz servise çıktığımız zaman normal durakta bekleyelim, 1 saat, 2 saat yolcu gelir diye veya ne bileyim arabayı kontağa kapatalım, 2 saat burada yatalım da işe çıkalım diye bir şey yok. Biraz mikrofonu yakın tutarsanız. Biz yaklaşık olarak pandemi öncesinde 1 dakikalar gibi zamanla çalışırken şu an 2-2,5 dakikada, 3 dakikada, 4 dakikada bir çalışıyoruz ve boş dolu, yolcu var yok o güzergahta o servisleri tamamlıyoruz. Bunun yanında bizim araç bakımlarımız var ve zannediyorum ki şurada bizim temsil ettiğimiz esnaf grubunun kadar herhalde değişik bir vergi sistemi yoktur bizim verdiğimiz kadar. Biz 14 değişik çeşit vergi ve zararı giderimiz vardır. 14 değişik çeşit araçlar. Bu bir bizim araçlarımızın bir aracın normal trafik sigortası 3.000 lira. Normal bir arabanın sigortasını gidiyorsunuz, 750 lira, 500 lira yapıyorsunuz. Biz 3000 lira gibi yalnızca bir araç sigortası yapıyoruz. Biz yardımcı işçi vergisinden tutun, hediye alt kirasından tutun, o da aidatlarımızdan bahsede ücretli kal, 14 değişik zararlı giderimiz var. Yani bu teker dönse de şu an masrafını karıştırıyor. Onun için bizi tabii ki dışarıdan öyle görüyorlar. Diyorlar ki ya açık olmuşlar çalışıyor. En azından bir evine bekle götürür. Tekerlek dönüyor. Esnaf arkadaşlarımızın çoğu borç içerisinde arkadaşlar. Bizim 2017 yılında almış olduğumuz 70 bin liraya 8 bin lira ÖTV'den faydalanmışız. 78 bin liraya aldık arkadaşlar.
şu an 300 bin lira civarına geldi. Düşünün ki bunun yedek parçası ve bakımları ne hale gelmiştir. Ve bu dönem tekerlekte masrafta çıkıyor. Masraflar daha az değil. Çünkü bu arabalar dışarıdan geliyor. Ve işte döviz bazında yatırı için parça ve bakımlar da buna göre oluyor. Yani bizim esnafımızın şu an 30 gün aydan bahsedelim. 30 gün çalışıyordunuz. Şu an 13-14 gün çalışıyorsunuz. Yani cumartesi pazarlar haricinde bizde çok araba var diye hafta içinde bir gün bazen iki gün adamları evde tutuyoruz. İşe getirmiyoruz. Evet dinlendiriyoruz, mecburuz ama. Yoksa sıra gelmez. Yani günde 2-3 servis atamazsınız yani. O şıklarda. Peki araçların yani çok Zafer abinin dediği gibi buradaki esnaflar arasında belki de en çok sirkülasyon olan bölüm dolmuşlar ve minibüsler. Bunların bakımları konusunda, dezenfektan çalışmaları konusunda orada ne yapıyorsunuz? Mesela düzenli olarak dezenfekte ediliyor mu ve mesela her ne kadar işleriniz iyi olsa da şoförlerin de ciddi bir sağlık durumu söz konusu aynı zamanda. Yani kapalı mekanda yaklaşık o yarım saat boyunca aynı insanlarla yolculuk ediyorlar. Çok virüs vakası denk geliyor mu şoförlerde? Şu ana kadar çok sık değil ama tabii koruyoruz arkadaşlarımız. Maske konusunda, dezenfektan konusunda, araçlarımızın dezenfektanı var. Yolculara onları kendileri de sıkıyorlar. Ve belediyemiz büyükşehir sağ olsun o konuda bize yardımcı oluyor. Araçlarımızı periyodik olarak en az haftada bir gün veya işte 4 günde 5 günde bir araçlarımızı gelip dezenfekte ediyor. Önlemleri alıyorsunuz yani. Alıyorlar. Evet, önlemlerinizi alıyoruz. Evet. Ben tekrar Fotoğrafçılar Odası Başkanı'na sözü vermek istiyorum. Başkanım sizin konunuz biraz hassas konu olmasından dolayı tekrar bir anlatabilir misiniz? Çok da yeni bir konu çünkü aynı zamanda. Evet, onu tekrar bir açabilir misiniz? Efendim mikrofonu da yakın tutun. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şipşak fotoğraf çekme kabinleri koyacakmış. Adapazarı'nın muhtelif yerlerine. Nedir bu? 2 lira atacaksın oradan... fotoğraf çıkacak, 10-15 dediğimiz bir fotoğraf çıkacak. Bunun benzerleri Türkiye'de var mı başka yerlerde? 5 tane ilde var. Ordu'da falan var. Konya, Niğde, Aksaray, Ordu. Yani 5 tane toplam. Ondan 6 biz olacağız. Ondan sonra konacakmış. Bunun da gerekçesi Adapazarı'nı tanıtmakmış. Şimdi biz dış çekim yapıyoruz Gölpark'ta veya Serdivan Park'ta bilmem nerede. Burada biz dış çekim yaptığımız zaman zaten bizim görüntülerimiz her yerde gidiyor. Instagram'da paylaşılıyor, Facebook'ta paylaşılıyor. Adapazarı'nın zaten reklamı yapılmış oluyor. Ha yeterli değil. O zaman biz talibiz. Biz bunu yapalım, kamu stopu yapalım, film yapalım, bizden ne isterlerse onu yapalım. Konunun çıkış noktası neresi? Yani nereden yani bu böyle bir karar mı alındı, encümende mi çıktı? Encümende görüşülmüş, en son Ekrem Başkan imzalayacakmış. Şu anda encümende karar alınmış, evet. İmza aşamasında. Yani siz randevu talep ettiniz Ekrem Bey'den bu konuda. Ekrem Bey'den, Ekrem Başkan'dan randevu talep ettik. Daha dönüş yapmadı. Herhalde önümüzdeki hafta yani randevu verir diye düşünüyoruz. Ekrem Bey'in esnafı çok ezebilir yani karşı olduğu bir şey. Bu arada Ekrem Başkan da yani esnafın yanında olacağını biz de biliyoruz ve buna onay vermeyeceğini diye düşünüyoruz. Sence Hüseyin abi Ekrem Başkan ben de başkanın... esnafa rağmen bir şey yapar mı? Bence yapmaz. Bence de yapmaz. Yani Ekrem Bey o konuda. Ben de Başkan Bey bu konuda aksi bir karar alacağını düşünmüyorum. Bu bir. İkincisi de kabinin içerisinde çekilen bir fotoğrafın Adapazarı'nın tanıtımında nasıl bir katkı sağlayacak? O biraz daha farklı arka abi. Arka fonda Çak Caddesi olur. Makine karşımızda. Arka fonda Çak Caddesi veya... Ya İstanbul hatırası. Hakan abi yarı açık bir şey. Oval yarı açık bir şey. Makine burada arkanı çekiyor. Yani bütün telefonlar fotoğraf çekiyor. Yani bunun tanıtımına birilerine bir yerde bir şeyler yapılacaksa buradaki esnaf biz tabela vergisi veriyoruz. ÇTV veriyoruz. Zaten gerekli şeyi biz belediyeye katkı olarak veriyoruz. Yani buna gerek yok. Varsa tanıtma amaçlı şeyimiz biz talibiz biz yapalım. Evet. Nedir? Ücretsiz olarak yapalım. Hiçbir şey talep etmeyelim. Sadece bizden desinler ki ya bunu yapın. Tamam biz yapalım onu.
Biz onu istiyoruz yani. Peki, oda olarak sizin bir beklentiniz var. Yani ne istiyorsunuz yani? Ben en son noktayı ben Hasan Başkan'a verdiğimde soracağım da sizin mesleki olarak, oda olarak isteğiniz nelerdir? Yani sorunları anlattınız. Neler istiyorsunuz? Yani bir işte örneğin işte vergi yapılandırması şu olsun, işte kredi olsun, şu olsun. Ne istiyorsunuz? Yani benim esnafıma, yani bana da herkese birer lira para verdiler. Toplam 3 ay 3000 lira para aldı. Ha ben biz nasıl düşünüyoruz? Ya biz ya Türkiye Cumhuriyeti, şimdi açık açık konuşalım. Türkiye Cumhuriyeti olduğu zamandan beri esnaf devletine para vermiş. Doğru mu? Doğru. Ama yani bize 1 lira verdiğin zaman biz yıllarca devletimize bakmışız tarzına döndürelim. 1 lira verdiği zaman da bu yeterli bir miktar değil. Bize daha fazla şeyler verilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Devletin bu zorlu süreçte yanınızda olması gerekir kesinlikle. Onu diyorsunuz. Evet. Arkadaşlar sorunuz var mı Sayın Başkan'a? Başkan, bir de bu dijital internet sitelerinden dijital baskı yapılıp işte insanlar oraya yükleyip dijital baskı yapabilirler. Bu çok etkiliyor mu esnafın durumunu? İş yükünüzü internetten fotoğraf baskısından evet. Bahsediyorsunuz. Onlar şöyle söyleyeyim, matbaa kağıdına basılmış fotoğraflar. Biraz daha ucuz olabilir. Ama atıyorum yani bir yıl sonra rengi kaçma olasılığı var. Yani dış çekim home office olarak veya korsan fotoğrafçılar var. Bunlar da bizim sektörde büyük sıkıntı. Yani fotoğrafçı olmayan, home office olarak çalışan, korsan dediğimiz, tabir ettiğimiz fotoğrafçılar var. Bunlara gidip de mağdur olan çok insan var. Nedir? Benim buradan mesela demek istediğim, yarın düğününüz var. Odaya bir kayıtlı mısınız? Veya kaydınız var mı? Bunları sorarlarsa insanlar mağduriyet en azından aza iner yani. Ben Hasan Başkan'a ben bir merak ettiğim bir soru var arkadaşlar, müsaade ederseniz. Sakarya'yı böyle kırmızıydık, turuncu oldu, açmadılar. Yine kırmızı muamelesi yaptılar. Şimdi kan kırmızısı olduk, açtılar. Acaba bu açılışın sebebi İstanbul mu sizce? İstanbul'u yani kapatamadıklarından dolayı. Yani böyle bir İstanbul bağlantısı var mı sizce? Yani 9 gün ada pazarların, esnafların yani biraz tabirde bir yanlışlık olur mu? Gönüllerini almak için mi böyle 9 gün açıldı? Şunu da eklemek istiyorum. Ve bu soruyu ben tüm başkanlara da sormak istiyorum. Çünkü Uzun Çarşı esnafına sormak isterim. Esnaf burası turuncu olması gerekirken kırmızı muamelesinden İzmit'e gittiler. Oysa İzmit patlamış yani. İzmit'te vaka sayısı kadar daha fazla. Çak Caddesi esnafına sormak istiyorum. İstanbul'a gitmişler kafeteryaya. Hatta Hüseyin sen demiştin. Yaş gününü yapmışlar İzmit'te. Halı sahalara gidiyorlar. Halı sahalara gidiyorlar. Ben genel anlamda sizden başlayarak sorayım. Bu 9 günlük açılma Sakaryalılar esnafların gönlünü mü aldılar? 9 günlük açılmayı Sayın Cumali'nin köçek gibi oynamasına hiç gerek yok. Bu benim kişisel görüşüm. Ben kişisel görüşüm. Ben kişisel görüşüm. Ben özellikle söylüyorum. Çünkü dikkat edin. Yani bu karar vericiler, şehri yönetmeye talip olan insanlar, sosyal ve ekonomik olarak şehirde rol almış insanlar. Şöyle şehre baksınlar. Kaçı açık, kaçı kapalı. Bunlar niye kapalı? Bir taraftan dendi ki İş yeri çıkartmak yasaktır, işçi çıkartmak yasaktır dedi. Bir taraftan iş yerinin tamamı kapatılıyor. Bu nasıl periz, bu nasıl lanet rüsü derler ya. İnsana sorarlar. Bir de bunun yanında biliyorsunuz kısa çalışma ödeneği ortadan kaldırıldı. İşte Sayın Cumhurbaşkanı bazı sektörlerde, nace kodu uygun sektörlerde çalışanla 1500 lira para vereceğini ikiye ifade etti. Caddeden görüntü veren arkadaşlar. Bazı sektörlerde bunu da ifade etti. Bunu anlık olarak herkesin bildiği gibi ben de biliyorum. Şimdi buradaki sorun şu. Arkadaşlarımızın izah ettiği sorun şu. Bugün
kantincide konuşulurken, efendim kahvecide konuşulurken fotoğraf için konuşulması yanlış mı? Elbette ki yanlış. Çünkü en azından onların ışığı yanıyor. Bakın en azından ışığı yanıyor. Diğerleri kapalı. Ama buna rağmen genelde bir sorun var. İnsanları siz onunla evde oturtturursanız ne fotoğrafçı iş yapar, ne tekstilci iş yapar, ne diğer açık olan sektörler iş yapar. Fırının dışında, yiyecek içecek ihtiyacının dışında. Bir de vatandaş temel ihtiyacını karşılasın diye insanları çeşitli marka marketlere, zincir marketlere pas eder isen, orada hiçbir kural uygulamaz iken, böyle bir işletmede küçük esnaf sanatçıları bulunduğu yerde zabıta yönlendirip gönderirseniz ciddi bir sorun var demektir. Sayın bunları başkan, söylememiz lazım. Ben... Başka çaremiz yok. Birileri söylemesi lazım ki karar vericiler doğru karar versin. Yani benim dediğim doğrudur. Hakem kesiyorlar ya. Örnek veriyorum, bir televizyonda geçen bir şey yaptık, muhabbet oldu. Televizyonu izlerken efendim diyor, kafeler lokanta açıldı diyor, bir iş çoğaldı. İnsafına iltica ediyorum. Ona vekil diyenin aklını şaşarım. Yahu eğer bu sorun, bir kez daha söylüyorum, ha bu arkadaşlarımı sormadan söylüyorum ve diğer 61 meslek odası adına söylüyorum, bu virüsün yayılmasındaki sebep esnaf sanatkarsa, ben birlik başkanı olarak esnaf sanatkarının Sakarya'da kapatılmasını istemezsiniz. Başkanım, o sorunun, benim sorunun cevabı 9 günlük açmayı sizce gönül alma mıdır diye. Onun bana cevabını şehir verin. Olmadan büyük şehir yaptı bizi, gönül alma oldu depremden sonra. Bana söyleyin. Şimdi ise sermayeden korktular. İstanbul'daki sermayeden korktu. Ben şahsen inanmıyorum. Turuncu iken devlet iddia ediyor. Devlet dedi ki siz turuncu oldunuz dedi. Turuncuya boyamayan bir şehir nasıl kıpkırmızı yapar ya? Şu anda şey var mı? Anlık olarak da zaten şehirden görüntü şu anda caddeden geliyor. Saat şu anda 10.30 gibi, hala trafikte var işte. Ya işte. Millette yasak. Ben onu anlatmaya çalıştım. Benim işte anlatmaya çalıştığım bu. Turuncu olduğunu iddia edeceğim. Siz yüzden aşağı düşün, turuncu oldunuz dedi. Turuncu yapmadılar. 90'a düştük. İşte yüzden aşağı düşünce turuncu oldu. Şimdi kıpkırmızı oldu. Kim diyor bunu? Turuncu yapmayan adamlar diyor. Bakın, turuncu yapmayan adamlar diyor, kıpkırmızı. Şimdi ben bunu söylerken Hasan Ali Şah'ın sözü olarak değil de her gün temas ettiğim insanların güvenilirliğinin azaldığını görüyorum. Şimdi yine aynı sizin sorunuza bir kez daha söylemek istiyorum. Günahtır bu insanlara aç demek. İş yapmak demek değildir. Örnek veriyorum bir şey daha. Aç kapat dediler. Aç kapat. Yani aç kapat. Bir şey söyleyeceğim, ister istemez değiyor. Çıktılar Cumhurbaşkanımız dedirttiler ki 850 bin esnafın şeyini, vergi borcunu almayacağımız. Ya insaf ya, zaten almıyordun ki bundan. Basit zaten almıyordun. Yani efendim beyanname verdirmeyecek. Şubat'ta beyannameler bitti. Beyanname dönemi bitti arkadaşlar, bitti. Bir bunların yanlış olduğunu söylemek aykırılıksa ben aykırı olmaya razıyım. Hiç kimse kusura bakmasın. O kişiye doğru bilgi verin. Liderimize, Cumhurbaşkanımıza doğru bilgi öyle verin. Öyle bir demeciniz iseniz... vardı bir yer arkadaşlar. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Cumhurbaşkanımız yanlış bilgilendiriliyor gibi bir ifade. Evet, ben söylüyorum. Benim iddialıyım. Çünkü diyor ki pandemi sürecinde oto tamircisi, oto sanatkar odası başkanı, benim üyem, tornacı vesaire işte sizden hepinizin duyduğunu ben de duydum. Bilgi vereceğim dedi. Bana özel bilgi vermiyor. Kamuoyuna açıklıyor. Destek vereceğim 1050 lira dedi. Niye ona vereceğini kafeteryaya, kantinciye, kahveciye verseydin 5'er lira? Olmaz mı? Onlar öyle veya böyle sistemi ağır çalışıyordur. Doğrudur. Aksak çalışıyor. Doğrudur. Ama en azından evine ekmek götürebilecek bir modeli var, bir formatı var. Günah ya. Yani bunlar, daha iyi yaşamak için bizim gayretimiz yok. Daha iyi çalışmak için veya daha iyi yerde tatil yapmak için gayretimiz yok. Biz yanımızda çalıştırdıklarımızı geçindirelim. Her ay sorumlu olduğumuz kiramızı, mal sahiplerimizi memnun edelim. Şimdi bakın, davalar açılacak. Tahliyeler oluyor. Dedi başkan işte. Efendim, tahliyeler oluyor. Mal yani, sahibi 15 bin lira vereyim çık efendim demiş. Efendim, tek tüy elektrikleri kesmiyor. Kesmiyor ama aboneliğini iptal ama ediyor. Ama şöyle... Ya, daha kötüsünü yapıyor. Tübüne kimse oynamaz. Agdaş'ta kafeler açıldıktan sonra hemen ekipleri yollamış.
Faturayı ödeme, ödeyin ben, diye. Bu ilan hiçbirisi doğru değil. Ben yine ısrar ediyorum. Israrla söylüyorum. Sorun var. Sorunun ne olduğunu kimse bilmiyor. Peki başkanım, ben burada bir soru sorayım. Buyurun. Oturduğumuzdan beri, aylardan beri hepimiz konuşuyoruz. Esnafın durumu öyle, durumlar şöyle böyle. Bu kentin 7 tane milletvekili var. 7 milletvekilimiz var. İçinde genel başkanımız var, grup başkan vekili var, gene genel başkanımız var. Bunlarla bir araya gelip de hani diyoruz ya bu sorun siyaset üstü. Siz hiç talepte bulundunuz mu? Biz 61 tane üyesi olan, oda başkanı olan yani bir kurumuz. Sakarya'da 40 bin dolayında esnaf var. Biz bunların başıyız. 61 oda başkanı beraber gelin bir bizi dinleyin hep beraber. Kimse bize şey demesin bir kere. Pandemi var. Kalabalık bir araya gelmiyor. Gördük 10 bin, 20 bin kişilerle kongre yapıyorlar. Onları bir geçecekler bir kere de. Şunu soracağım. Bu kentin 7 milletvekiliyle bir araya gelip de sizi dinlediler mi? Ya da sizin böyle bir talebiniz oldu mu? Biz konuşuyoruz burada devamlı da. Sen demin diye türbinlere. Ben geçen hafta da dedim yani. Top çekiyor kendi aramızda. Bu milletvekilleri ne yapıyorlar? Bu kentin milletvekilleri oyu aldı. Ankara'ya gittiler. Lacivert takım elbiseleri giyiyorlar. Güzel saatler takıyorlar. Arabalara biniyorlar. Bu kentin esnafı için, sizin için ne yapıyorlar? Bu marketler zincir patır patır efendim kazanırken, katlı pazar yeri esnafı cuma pazarı kapatırken, uzun çarşı inlerken, çak çattası inlerken, bütün esnaf kısacası inlerken, kahvecileri zaten bitti, kantinciler bitti. Halı sahalar açılmadı. Düğün salonları açılmadı. Ve bunlara bağlı sektörler kapalıyken bu kent milletvekilleri ne yapıyor? Siz bu milletvekillerinden memnun musunuz? Gün gelip helalı kalacağız, hep bu kentte yaşıyoruz. Hakkınızı helal edecek misiniz? Buyurun efendim. Şimdi sorunun çözümü biz değiliz. Bak başından beri söyleyeyim. Biz değiliz. Sorunu biz çözmeyeceğiz. Sorunu talep edilen sektörlerle biz de gelip rehabilite ederiz. Yani makamlara, ilgililere, siyasete, devlet adamına iletmek üzere onların kalıbına göre düzenleriz. Bir de yetmeyiz. Onlar fazla zaman kaybetmesin de çözüm yolları da getiririz. Abi dosya verdim deme. Bu milletvekilinden memnun musunuz? Hayır. Bana onu söyle. Ve sorununu ama biz bakın gene iletiyoruz. Biz başka türlü yapamayız. Senin kulağını çekerim ha. Seni bir daha ada götürmem diyemem. Yok estağfurullah. Yani o da bizim haddimizde değil. Herkes haddini bilmeli. Ama bakın sadece biz değil. Siz gazetecisiniz. Bakın şeyinin manası, programın manası son derece önemli. Hangi milletvekiline siz bir şey sordunuz? Ne yaptınız diye sorabildiniz mi? Ben sordum şahsen. Efendim soramıyorsunuz. Yani çünkü niye? Dokunulmazlık onda. İçeride diye parmağını böyle uzatabiliyor. Yani işin doğrusu bu. Biz doğruyu söylemeye çalışıyoruz. Yani kusura bakmasın. Sakarya Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği 81 ilde bir tane top var, TESK var, üst kurullar var, bir sürü kuruluşlar var. Kimse dava açıyor, biz niye dava açıyoruz? Kahraman ben miyim? Ama bu süreçte olması gerekeni yapıyorsunuz bence. Bakın, kahraman ben miyim ama? Ama kahraman siz... Bu kahramanlık tamam. Değil ki. Tebrik ederim. Ben olması gerekeni yapıyorsunuz. Sadece kesinlikle. Sorumluluğumuz var bizim. Sayın Başkan şöyle bir gerçek Hasan de var. Hasan Ali bir gün öleceksin, mezara gireceksin. Esnaf adına bunu yapacaksın. Makam mevki düşünmeyeceksin. O koltukta oturmanın vebali var ve bunu yapmak zorundasın. Ben buradan tebrik ediyorum. Yapmışsınız. Bu market zincirler patır patır kazanırken sen eğer esnafın hakkını koruyamıyorsan o zaman bu işi yapamıyorsun. Ama yapmışsın. 81 ilde bir tek bizim SESOP dava açmış. Olması gereken bu zaten. Ve bu davanın örneklerini de iktidarına muhalefetine yardım istedim. Arkadaş yardımcı olun. Ya ben gizlimi yapmadım ha. Birçok kişi dediler sen iş mi arıyorsun işte iktidara karşı savaşma. Hayır değil ki. Ya adamlara doğruyu gösterelim. Kendileri çözüm bulsunlar. Benim yetimim halisane. Onların yanlışlarını düzeltmektir. İnsan onlar da. Onlar insan. Ben bir saplama yapayım da şimdi siz de bu pandemi sürecinde sürekli olarak işte esnafla sonra gündeme getiriyorsunuz. Bir haksızlık yapmayalım. Sakarya Ticaret Odası da
Akgün Altuğ da veya Boz, o da da çok aktif bir konuda. Zaten ben tam onu soracaktım. Yani şimdi... Yok, biz farklı bir şey konuşuyoruz. Şöyle, hayır, çok doğru. Sassu'yla beraber Sakarya'dan kapalı kampanyası yaptınız. Bu evet. Da çok ön plana siyasetçilerse siyaset yapmayın diye eleştiriyorlar mı mesela? Siyaset şimdi, yapıyorsun falan diyorlar mı? Şimdi bakın. Ben benim bunu, söylediğim bu, benim muhatap olduğum virüs çünkü Türkiye'de gündeme geldi o konu. Bu virüs konusunda ticaret odası da bir çalışmalar yapıyor. Efendim, çok iyi zaten. O konuda belki esnaf sanatkar kendinden ve etrafında çalış işletme adına yetkili olduğum için ticaret odasını söyleyemedim. Birliktelik var mı? Elbette ki meslek kuruluşu. Hatta oraya gittiniz. Ticaret sanayi odası birlikte hareket ediyoruz. Bakın, benim işletmelerim ticaret sanayi odası üyesidir. Ben Esnaf Sanatkar Odalar Birliği Başkanıyım ama benim işletmem Ticaret Sanayi Odası'nın üyesidir. Yani bunlar altın çizmek gerekir. Ben şuyum da işte böyle olsun aslında demek. Usul neyse ona göredir. Yani burada iş yeri kapalıyken burası tüccardır kapalı, burası esnaftır açık. Memnun oldum ve asla öyle bir şey yok. Eğer ışıklar sönüyorsa herkes ışığı sönüyor. Bakın bizim bakış açımız bu. Kesinlikle. Gerçekten emek verdi. Ben buraya geliş sebebim de Kemal kardeşim söyledi. Akgün Altuğ'da geliyor. Elbette ki Sakarya'nın sorunları. Konuşmak benim asli görevim. Ama konuşurken de doğru konuşmak önemli. Ben demin sayıları verdim. Sayıları verirken dersime çalışarak geldim. Doğru sayı verdim. Hasan Ali'nin keyfi tutumuna göre sayı vermem doğru değil ki. Bizi iddia ediyorum. Bir devlet izler. İlgililer izler. Hoşuna gitsin gitmesin. Tenkit eder etmez, o bizi ilgilendirmez. Ama vermiş oldum, sayıların gerçek ve doğru olması lazım. Başka şansımız yok bizim. Biz kimi kandıracağız? Tribünü mü oynayacağız insanları veya sizleri mi ikna edeceğiz? Asla böyle bir şey söz konusu. Biz sadece mevcut durumu ortaya koyuyoruz. Mevcut durum bu. Mevcut durumda sorun var ama herkes tribünü oynuyor, yatıyor aşağı. Bu şimdi Hasan Bey, biz bu programı... Gündeme getirirken Çark Caddesi Başkanı Kemal Bey'le biz bayağı bu hafta başından beri görüşüyoruz yani. Ne yapalım, ne edelim işte, nasıl dikkat çekelim diye. Hani biz biliyorsun bazı böyle bir dikkat çekici bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dedik Çark Caddesi'ne canlı yayın yapalım dedik. Ne yapalım dedik. Dedik bir toplanırız orada. Sonra düşürürüz dedik, hava pek soğuk ya. Yani biz bu program bir haftadır Kemal Bey'le düşünüyorduk. Ritim var, biliyorum. Düşünüyorduk ve en sonunda sizi burada karar kıldık yani. Bu bizi misafir etti burası günün kahvesi. Efendim ben, zaten benim bir talebim de olmasın da abettikler olurdu. Yok estağfurullah, yani, yok o değil. Biz... Gelin yani, ben bunu isterim, her zaman isterim. Her zaman ben, ağlamaktan keyif alırım ama illa burada olsun diye öyle bir dedim ki bak benim ben işletmeliyim. Efendim ben size bir şey demedim. Bizim buradaki olay, bu programın sürecini anlatıyorum. Kemal Bey'le birlikteydik sürekli. Ben Kemal Bey'e şunu soracağım. Ben özellikle Çark Caddesi, çünkü Adapazarı'nın bir uzun çarşı var, bir Çark Caddesi var. Bir gerçek yani. Şunu soracağım. Sizce bu 9 günlük açma sizi böyle gönül alma mı? Bir de arada çözüm önerilerinden de konuşalım. Tabii, onu da mesela evet yani. Şey yapalım. Şimdi bir de ben ekleyeyim. 3 oldu. Sakarya'nın 7 tane milletvekili var. Çark Caddesi bu kentin uzun çarşı gibi can damarlarından. Siz bu 7 milletvekilinden parti ayıtmaksızın beni musunuz? Esnaf olarak. Çalışmalarından özellikle. Bu sürecin 15 günden beri gerçekten tam içinde. Başkanım da biliyor bunu. Tam için. Sayenizde biz içiniz yani. Evet, evet. Aslında biraz da öyle. Ben kendimi çok önümüzden çıkartmak istemiyorum ama ben bu süreç gerçekten tam içinde kaldım. Benim buradaki tespitlerimi birkaç tanesini bahsetmek istiyorum. Bu süreçteki en fazla kazanılım aslında Sakarya'daki STK'ların bir araya gelmesiydi. Birliktelik. Tabii. Bir tane STK çıkarma yaptım. Ben 48 yaşındayım, ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Var mı hatırlayayım sen abi böyle bir şey? Çok ender oldu. Ben hatırlamıyorum. Bu kadar başka geniş kapsamlı herhalde. Yoktu. Müsiat, sasiyat. Buna sanayici destek verdiler. Askon destek verdiler. Bizle beraber il başkanlarını gezdiler. Başkanım o gün rahatsızlığı gelemedi. Başka bir işiniz vardı galiba. Bak bu çok önemli bir konu. Bence en büyük kazanım bu. Bunu özellikle söylemek lazım. Bir ikincisi size bir şey söyleyeceğim Hüseyin abi. Memnuniyet dediniz ya milletvekillerine. Siz SEDAŞ'la ilgili program yaptınız. SEDAŞ'la ilgili SESOP, SASO bir sürü kınama
konusu ortaya attı. En sonunda ne oldu? Milletvekilleri SEDAŞ'ı çağırdı değil mi? Evet. Ben bunu da ilk defa görüyorum bu ilde. Yani milletvekillerini bir heyet gibi SEDAŞ'ı çağırıp bunu hemen hemen iki hafta sonra yaptı. İl başkanı temsilen gidip TEİAŞ, yani SEDAŞ'ı bile aşıp TEİAŞ'a kadar götürdü konuyu. Çok ciddi bir şekilde evet. Söyledi. Kazanan Sakarya oldu. Evet. SEDAŞ ciddi anlamda hani güzeldi. Konuşuyoruz ya. Biraz aslında bunlar işin Sakarya açısından olumlu tarafı. Evet, ben de İstanbul yüzünden Sakarya'nın feda edildiğini düşünüyorum. Net bir şekilde böyle düşünüyorum. Bu açılma kendi süreci 9 tabii mi? Tabii kesinlikle. Çünkü biz arada kaynadık. Burdur'la kaynadık. Ben bunu Recep Uncuoğlu'na toplantıda sayın vekilim dedim. Sizce biz arada kaynadık mı? Kesinlikle değil dedi. Kendi o şekilde cevap. Ben ona bizzat söyledim. Çünkü bir şunu söyleyeceğim. Ben bugün sayın valimizle de beraberdim. Sayın valimizin şöyle bir beyanı oldu. Dedi ki İçişleri Bakanımızın o hafta cenazesi olmasaydı belki bu süreç daha farklı sonuçlanabilirdi dedi. Bakın o da enteresan bir konu. Yani ben de Sayın Başkanım gibi Cumhurbaşkanımıza bazı konuların gitmediğini düşünmeye başladım. Bu süreçte bunu fark ettim. Yani Çar Caddesi'nde biz bu süreci yönetirken gerçekten kötü gidişat var. Bu kiralık tabelalarımız çok yüksek seviyeye geldi. Bir de bizim Çar Caddesi'nde başka bir problemimiz daha başladı. Yani aslında biraz konu başka bir çek ama kısa küçük bir söylemek istiyorum Zafer Bey. Kısa dönemde dükkanlar tutmaya başladı. Nasıl yani? Yani 3 aylık dönemlerle ve dışarıdan gelip tutuyorlar. İndirim kampanyası o evet. Şeyler değil mi? Kapatıyoruzlar. Evet. Vurma kaçma. Yani resmen Sakarya'nın POS cihazları başka ile, maliye kayıtları başka ilden giriyorlar. Alıyorlar, çekiyorlar, gidiyorlar. Peki, bakın pandemi kadar önemli bir konu. Özür dilerim de işi açmak için bunun denetim yapılmıyor mu? Tabii onun muhatabı giden denetim şube olarak gösteriyordur. Belediyenin müdahale olması gerekiyor bir şey ruhsatı ya, için. Yani şimdi ithamda bulunmak kolay. Hayır, yani gidip denetlesin. Bakın bu akşamdan sonra pazartesi günü denetlesinler o zaman. Şimdi ikinci, üçüncü firma oldu. Bir de enteresan bir şekilde Çar Caddesi'nde Malatya pazarı olmaya başladı. Bilmiyorum farkında mısınız basın olarak? Hayır. Beyaz eşya üzerine isim vermek istemiyorum şu anda. Vermiyorum. Taksitli olarak beyaz eşya satan firmalar fazlalaştı. Ciddi kiralar. Senet sepet yapan firmalar. Evet, evet. Senet sepet şeklinde. Sakarya'ya kayıtlı değil mi? Değiller. Nereye kayıtlı? Biz konuşmuştuk. Siz onunla ilgili bir girişimi yapacaktınız. Adapazarı Belediyesi ile ilgili görecektiniz. Adapazarı Belediyesi'nden özellikle sektörel bazda Çat Caddesi'nde farklı konseptlerin gelmemesi için bir girişim. Ne oldu sonuç? Kanunen bu şekilde bir şey mümkün olmadığı cevabını aldık. Ama ben şunu söylemiştim onlara. Eğer ki ruhsat sınırlandırması ruhsat kanununda böyle bir şey yoksa işte tamam işte o zaman vekillerimize düşer bu iş. Vekillerimiz bunu meclise götürebilir. Ben inanıyorum Türkiye'deki tüm kapalı caddelerde bu tarz açık AVM dediğimiz caddelerde bu sorun vardır. Uzun çarşı büyük ihtimalle. Tabii uzun çarşıyı da aynı katıyorum zaten. Şimdi bu sorun vardır. Bu sadece Sakarya'nın bu sorunu değil. Malatya pazarı alamadım ben şimdi biraz. Nasıl ya? Ona ben Şimdi Malatya pazarı Malatya pazarı diye bir pazar var biliyorsunuz o zaman. Sonra kaşınıyorsun da kaşandı yani. Şimdi o değil. Tahtakale pazarı diyelim. Tamam. Şimdi ne oluyor? Ya çim pazarı diyor. Biz yani de, çim öyle şey diyorlar eskiden. Ben Malatya pazarı Allah Allah diyorum şimdi. Tamam Zafer takılma. Kayısı mı satıyorlar falan dedim Malatya yok, pazarı. Yok hayır benzeşiyor. Ama kadar. Şimdi siz... Ha? O zaman... Evet. Bölgecilik yapmadan Tahtakale diyelim. Tahtakale. Evet. Özür dilerim. Ben Malatya'dan özür dilerim evet. O zaman. Tamam yanlış anlayın. Ben yani şey anladım. Malatyalı ya başkan onu. Bir saniye. Ya arkadaş tamam da ama şu... Ara akrabalar. Ama şu... Hayır bakın. Bölgecilik... Anlamadım ne demek istediğini. Ben anlamadım. Yapmak için söyleme. Eğer öyle anlaşılmasa özür dilerim. Zafer abi Malatya konusunda hassas. Evet, hassas. Tamam. Bak şimdi hassaslık tamam. Falan tamam. Değil. Öyle öyle. Tahtakale pazarı diye geçiyor ama. Yani şimdi... Tamam deyince Sivas'la Tokat'a gelir. Şimdi spot malzeme satan yerler diyelim.
Yani polemik devam etmesinde bu konuyu orada sizin dediğiniz gibi de spot diyorum. Şimdi ikincisi şu. Bu beyaz eşya satanlar Senet Sepet'te dükkanların kapalı olduğu günde sevkiyat yapma hakları var. Bunlar hil ıfsızdan bir belge almışlar. Yani aynı kargo şirketleri statüsünde devam. Yani satışları aslında devam ediyor yani. Tabii. Devam ediyor. Yani onların kaybı da yok burada. Pardon, şöyle mi başkanım? Ben gittim çarşamba günü televizyon aldım oradan ama satış evet. Pazar yapıyor. Tabii, aynen. Aynen. Cumartesi pazar onlar açıklar devam yani edebiliyorlar. Onlar gene. Tabii. Şimdi aslında o kadar çok sorun var ki bazen sorunlar açmaya korkmaya başladık. Yani hep böyle sorun konuşan. Çünkü çözüm gelmezse sorun konuşmanın da bir anlamı yok. Ben arada Sefa Bey'e söyledim. Ne dedim? Hatta dedim çözüm ki yani evet. Çözüm konuşalım biraz. Yani ben de sıkıldım artık. Şu sorun, bu sorun. Yani çözüm biz konuşmayacağız. Yani çözüm olarak o zaman sorayım. Sayın Arışan dediği gibi yani bu katil idarecileri var, kanun koyucuları var. Yani bu vekiller var. Adı üstünde milletvekili. Yani biz burada, ben niye milletvekilleri özellikle dillendiriyorum? Burada hepimiz konuşuyoruz. Bu kent konuşuyor, insanlar konuşuyor. Benim vekillerle alıp veremediğimiz sorun yok. Ama adı üstünde milletvekili. Oyu alıyorsun. Dolayısıyla bizim sorunumuzu çözeceksin. Burada çözemiyorsan Ankara'da çözeceksin. Olay bu. Yoksa siyasetle onunla bununla bir işimiz yok. Şahıslarla da işimiz yok. Doğru mu Sayın Başkan? Bizim derdimiz burada insanların bir sorunu var. Bu kent halkının bir sorunu var. Bunu nasıl çözebiliriz? Yoksa kimseyle bir işimiz yok. Aynen öyle yani. Kimseyle bir işimiz yok. Dolayısıyla sen sorunu söylemezsen ağlamayan çocuğa da meme vermezler. Sayın Başkan. Cuma evet. Tamam kabul ediyorum dediğimi ama yani bir müddet sonra çözüm gelmedikten sonra bu sefer sanki böyle hani mızıkçı bir çocuk haline dönüşmeye başladı. Olsun biz alıştık sen de alıştık. Eyvallah. Esnaf olarak ben bir ayakkabı sektöründe olan biriyim. Yani benim önceliklerim aslında ayakkabı. Ben burada geçen programda katıldım ama maaşlı bir personel değilim. Maaş almıyorum. Gönüllü bir iş yapıyorum burada yani. Şimdi bir müddet sonra oluşan düşman sayıları veya sizi sevmeyenlerin sayısı fazlalaştıkça ister istemez siz de düşünüyorsunuz. Burada da bana saygı duyun birazcık. Ya başkanım yani. biz de mesela köşe evet. Yazıyoruz. Ben bir gün CHP'li oluyorum, bir gün AK Partili oluyorum. Evet. Bir gün işte affedersiniz yalaka oluyor. Hakan Bey hangi partisi? Biraz söyleyeyim. Biz de burada herkes aydınlansın. Ya ben bir gazeteci olarak parti tutmuyorum. Ben peki. Sakaryalıyım. Sakarya'nın menfaat için her şeyi yazarım ya. O bugün sorun değil. Başkanım hepimiz de var. Demin Sedaş'ı anlattınız. Hüseyin abi ne kadar eleştirsek de Sedaş'ın, şimdi ben burada canlı yayını söylemek istemiyorum. Hüseyin abi her ne kadar yayında eleştirsem de Sedaş'ın yaptıkları yani dolaylı yoldan bunlar bizi eleştirdi. Biz bunlara zarar veririz. Bir programda gene konuşuruz. Yani evet. Emin olun biz de şehrin sorunlarını gündeme getirdiğimiz için siyaset yapıyor da oluyoruz, evet. Şey de oluyoruz. Ve yani size bir şey yok. Daha söyleyeyim. Biz bir haber yaptık. Mesela bu süreçte, bir yıllık süreçte öne çıkan pandemiyle ilgili sorunları aktarmakta öne çıkan 20 tane STK var. Ticaret postasını ben hiç görmedim. Fazla bir etkili değildi. Eleştiri olarak değil. Yani, toplantısına katıldılar ama. O ticaret borsası nerede? Yani ne yapıyor? Mesela ticaret borsası yoktu. Bunu yazdık hemen bir eleştiri. Nemalanamadınız mı? Nemanız kesildi. Öyle, bakın ama cidden evet, bu evet, böyle şey evet. Var. Hemen bir şey bulunuyor. Evet. Şey bu konumuza siz muhabbetsiniz ama yeri geldiği için bir söyleyelim. Bakın şey şunu yapayım. Anlatayım. Ticaret borsasının bu yayında başkanlarımız varken Sas ve SESOB'un bu kadar yoğun olduğu bir yer ticaret borsasının olmayışını bir gazete olarak eleştiriyorum bakın, ben. Bakın ben eleştirebilirsiniz. Ben şunu anlatıyorum. Seni eleştirmiyorum abi. Ticaret borsası bugüne kadar bu süreçte hiç yoktu. Ben görmedim. Fazla görmedim. Ama Sasso vardı. Evet. Hasan Bey yanlışın var mı? Şimdi zaten sorun şu. Ülkede sorun. Mesela Hakan Bey bu akşam en az konuşan sormayacak kadar belki bir iki tane soru sordu. Herkes işini yapacak. Biz kendi işimizi yapacağız. İşimizi yaparken görev tanımı da iyi yapmamız lazım. Başkasının uzmanlık alanına müdahale etmememiz lazım. İşte sizin işaret ettiğiniz, ben demin ticaret odası bu işte, ticaret sanayi odası meşgul olmuyor diyebildim mi? Hayır demem ki, yakışmaz söylemem. Borsa için demem, diğer meslek kuruluşları için demem doğru değil. Çünkü biz en doğrusunu yapmamız lazım, doğrusunu yapıyoruz değil. Bakın, eksiğimiz vardır, noksanımız vardır, yanlışımız da vardır. Başkaları bizden çok çok iyi yapabilir. Ama şu var,
Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Hastalık bizde. Emredersiniz efendim. Aman atakına bana yan bakmasın, bana bir şey demesin. Ya desen ne olur ya? Bizim temsil ettiğimiz kesin bize yan bakmasın. Sevenlerimiz vardır. Bizi sevenlerimiz olduğu kadar sevenlerimizin olduğunu da biliyoruz. Her yerde var. Eleştirecektir. Sizi ne bandırma diyeceksin. Sen de sanki ne yaptın lan? Yıllardan beri çöktün kaldın orada. Neye faydan var? Denebilir. Bunlar gayet doğal. Ama şu vardır. Bir yere giderken, bir toplantıya giderken o toplantı detayını kapasiten kadar bilgi birikimini kadar bilmek zorundasınız. Öğrenmek zorundasınız bilmiyorsanız da. Ben buraya gelirken dedim ki kaç kişi aldı? Gerçek olup olmadığında rakamlarla teyit aldım. Kimden? Yetkiliden teyit aldım. Ama bakan başkanım biz ticaret borsası özellikle belirttim. Siz asla muhatap değilsiniz bir yorumla bekliyoruz. Fakat yeri açıldığı için biz gazeteci olarak ticaret borsasını sahada göremeyişimizi eleştirmek istedik. Ben oradaki bir düzeltme yapayım Sefa. Şimdi buyurun. Bakın sizin yazdığınız yazıyı ben okudum. Ama şeydeki 20 tane STK'nın içinde ticaret borsası vardı. Ben düzeltmek isterim orada. Orada vardılar. İsmen, Sayın Kemal Turgaç, ismen olmaları, gövdeleriyle yani, mücadele etmelerinin yanında çok ki, pembe bir şey yani. Objektif davranmam gerekirse 20 tane STK'nın içinde başkanımın da kaldı. Adem Bey orada vardı. Ama ben onu savunmak maksatlı söylemiyorum. Çünkü ben oraya şahit olduğum için hakkını vermek anlamında söylüyorsun. Tabii şahit olduğum için söylemek zorundayım. Ama yeterli değildi tabii ki. Bu kamuoyunun takdiridir. Tabii siz de gazeteci olarak fikrinizi beyan ediyorsunuz. Sahada görme noktası. Olabilir. Ben o konuda saygı duyuyorum. Ben diyorum. Yani ben başkanım gibi dediğim gibi. En çok bu süreçte Hasan Işık'ın ve evet. Akgün Altun adını duyuyoruz. Yani şimdi ben bu yüzü başkanlarım tecrübeli bu konuda ya. Öyle diyelim yani. Şimdi bir gün Adem Bey de tecrübeli ya. Biraz ticaret borsasını burada konuşmak yok. Yürüyelim, konuşalım. Kemal Başkan dedi ki başkanım aman ha. Evet. Çünkü şey hemen havaya girersiniz. Ondan sonra peşinizden gelir kimse gelmez. Biz mantıklı çözüm üretelim, yasal çözüm üretelim diye kendisine telkinde bulundum. Sağ olsun kendisi de itibar gösterdi, riayet etti. Önce biz çözüm yolu tıkanırsa elbette ki orada sorun yok. Ama çözüm yolları tıkanması gerekir, bitmesi lazım. Demek ki biz derdimizi belki de vekiller anlatamıyoruz. Bizim eksikliğimiz, karar vericileri biz belki anlatamıyoruz. Uslubumuzu değiştirmemiz lazım. Yaklaşım da olmuyor. Gerekirse sonuna kadar bunun mücadelesini veririz. Ama şu var. Ben bir konuyu daha şey yapayım, diğer arkadaşlarım da haksızlık ettiğimizi evet. Öyle de biliyorum. Esnaf ve sanatkar kesimi sanki insanların cebinden zorla para alıyor. Öyle algılanıyor. İşte çayı diyor 5 liraya satıyorlar, 3 liraya satıyorlar, 10 liraya satıyorlar. Bunun karşısında eğer hizmet veriyor ise, hizmetten memnuniyetiniz var ise siz o talep edersiniz. Arz talep dengesidir. Eğer ürününü hoşunuza gidiyorsa değerlendirmesini siz yaparsınız. Fiyat artışlarında, eksiltmelerinde bizim bir yetimi söz sahibi değil, ülke ekonomisiyle ilgilidir. Asla ve asla bir esnaf hak ettiğinin dışında para isteği var mıdır? Vardır. Ama ölüm süreleri çok yakındır. Biliyorsunuz, herkes biliyor bunu. Servis piyasa başkanım. Yani yakındır çünkü biz 10 liralık değere siz 100 lira isterseniz belki vatandaş mecbur kalır bir sefer verir, bir daha gelmez. Onun için esnaf kesimi güzeli şurada parası çıkmadığı zaman sonra gel denir veya belli bir ikramda bulunur ama o zincir marketi adlandırdığımızda eğer kredi kartınız geçmiyorsa paketinizi bırakırsınız geçtiği kadar malınızı alırsınız gidersiniz. Bir de önemli biz cenaze önem veriyoruz. Eğer ne kadar pandemide gitmiyorsak cenazenizi biz taşıyoruz. Kimse kusura bakmasın. O zincir markette ne sahibi gelir, ne müdürü gelir, ne para alan adam gelir. Sıcak parayı buradan alır, götürür. Nereye gitti de belli değil. Yani menşei de... Bu açayım burada. Gün gelecek, herkes esnafını arayacak. Bakkalı arayacak, kasabını arayacak. Neden? Aynı senin dediğin gibi. Bunu sorulacak ama. İşte ya, hanım beni arıyor. Cumalı, kart geçmedi diyor. Kaldım diyor markette diyor rezil oldum senin için. Niye yapayım dedim. Ama bakkal da öyle değil. Sonra getireceğim dedim mi çıkarsın. İlk üç kere hanım aradı. Rezil oldum diyor senin yüzünden. Tamam. İşte gün gelecek bu yok ettiğimiz o esnafı o sıcak esnafı
arayacağız. Hakan sen sessiz. Ben inanıyorum. Hadi bir hale başkan dikkat. Bu akşam bu esnafı arayacağız. Nasıl söyledik biz? Doğru mu Ekta Bey? Sıcağız onlar konuşacak diye. Ama ben fazla konuşmak istemiyorum. Başkanım peki şunu soracağım ben. Sizce ben mesela o konuda bir köşe de yazdım. Sakarya esnafı yeterince Sakaryalılara hizmet vermekte ve dürüstlük konusunda, kalite konusunda, müşteri memnuniyeti konusunda sizce yeterli mi? Yani mesela ben bir müşteri olarak konuşayım, gazeteci olarak değil bir müşteri olarak konuşayım. Birçok esnaftan çok darbe yedim. Birçok esnaftan hayal kırıklığına uğradım. Yani yurt dışına geldikten sonra oradaki esnafla buradaki esnafı karşılaştırma fırsatı buldum. Şafazen'de. Ben de konu ne zaman Şafazen'de yani, merak ediyordum. Sizce yeterli mi Sakarya esnafı? Yani şimdi, güvenilir bir esnaf mı sizce? Şimdi siz nasıl Sakarya bir başkasının yeterli olup olmadığını öğrenmek için önce kendinden örnek vermek gerekir. Ben yeterli derecede yönetici yapabiliyor muyum? Bende eksiğim var. Ben de insanım. Demin söylemeye çalışayım. Benden daha iyi yapabilecek insanlar vardır. Esnafın da eksiği vardır. Bakın demin fotoğrafçı dedi ki işte şöyle oluyor böyle siz bir ilk soru sordunuz hatta. Teknoloji değişiyor, dünya değişiyor. Eskiden ben yıllar önce, yıllarda birlik başkanım Zafer Bey'e sordum. Dedim ki Canon makinesi aldım böyle fotoğraf makinesi büyük resim çek, bir resmini çekmek için. Şimdi baktım onu kullanmıyorlar, telefon kullanıyorlar. Daha iyi çekiyormuş. Bakın teknoloji nereden nereye gitti? Makineyi attık. Cebimizde taşıyoruz kamera ve telefon. Teknolojiye de bir de müdahale ediyoruz, şey yapıyoruz bir de. Satış pazarlama diye bir şey yoktu ki. Yeni yeni çıktı bu. İşte memnuniyeti yeni çıktı. Biz bununla ilgili Sakarya 1-2 gerçekleştik. Hatırlayın. Evet, Çark Caddesi'nde... En çok eleştiri malının arkasında durmayan Sakarya esnafı. Çark Caddesi'nde 118 tane esnaf var. İşletme var. Bunun 111'i sadece 11'i esnaf. Diğeri tüccar sanayici. Burası tüccar dedi. Biz onu demedik. Hatta onlara eğitim verdik. Türkiye'nin en ünlü insanlarına verdirdik. Yani medyatik insanlarına. İkonlar yapmıştırdı dükkanlara. Bir sürü etkinlik yapmaya çalıştık. Niye? Satış pazarlama memnuniyetini arttıralım diye yaptık. Çalışanlara verdirdik. Yetmedi bir de iş yeri sahiplerine verdirdik. O yıllar itibariyle. Niye söylemeye çalıştık? Eğer eğitime ihtiyacı yoksa, bizde en üst seviyede eğitime ne gerek vardı ki? Elbette ki var. Her gün olacak. Bizim de eğitime ihtiyacımız var. Bakın bizlerin de, o da başkanımız da var. Biraz daha iyi çalışabilmek için, daha verimli olabilmek için, karar vericilere daha kolay ulaşabilmek için bizim de eğitime ihtiyacımız var. Bilgilenmeye ihtiyacımız var. En azından bugünkü teknolojiyi kullanmaya ihtiyacımız var. Bakın şimdi televizyon, bir arkadaşım dedi ki, bunlarda yayın aracı yok mu dedi. Var. Para var dedim işte. Yani çok meşgale kuruluyor ya teşhisat. Elbette gerek yok ki. Öyle değil mi sizin teknolojide de? Yayın aracı gelir kurar kamerayı. Şimdi o arkadaşı kim bilmiyor ona da selam söyleyin Sayın Başkan. O yayın arabasının gelmesinin maliyeti bir... Ha işte bir maliyet yani... var. Bir maliyet var. Ben dedim. Bu pandemi döneminde o maliyet dolar bazında. Onun için biz önce kendimizi düzelteceğiz. Esnafın revize edilmesi ihtiyaç varsa ama siz kazık yediyseniz, yediğinizi söylüyorsunuz. Bir de o işletmeye gitmediniz. Gidiyorsanız ürünü başka yerde bulamıyorsunuz demektir. İşte onun için kaybediyoruz. Gitmemeye çalışıyorum. Ben o konuda size biraz katılıyorum. Ben geçen de size bu soruya cevap verdim. O günden beri de düşünüyorum ben bunu aslında. Bence belki bu akşam buna bir vesile de olabilir. Şimdi biliyorsunuz bizim Sakarya'da ticaretimiz SESOP ve SASSO'lara ikiye ayrılmış vaziyette. Hatta SASSO'da daha da büyük bir problem var. Sanayicilerle ticaret yapanlarda da başka bir problem var orada. Yani mesela 5. komite diyorlar. Ben hangisi olduğunu bilmiyorum. 6. komite diyorlar. Mesela hangi sektörü bağladığını bilmiyorum ben. Ben onlara da hatta bununla ilgili dedim ki yani burada aslında bağlı bulundukları odanın mesela şöyle şikayet bir merkezi oluştursalar örneğin mesela siz mağdur olduğunuz zaman mesela atıyorum fotoğrafçılarda başkanımı arasanız veya başkanım orayı birini tanımlasa belki bir bu otokontrol olabilir. Ben sizin söylediğinizden beri düşünüyorum bunu aslında. Yani siz mağdursunuz
ve çözüm bulamıyorsunuz. Biz, siz müşterisiniz çünkü. Bizim için kıymetlisiniz. Yani belki başkanım da belki bu konuyu böyle değerlendirebilir bununla ilgili. Yani odalar üzerinde ve komiteler üzerinde bir bilgi sistemi eğer oluşturulursa bence o zaman o dediğimiz, yani kötü demeyelim de işini eksik yapan esnaflar da kendini düzeltebilirler. Bunu söylemek istedim size. Şimdi bir de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi özellikle yaşadığınız sıkıntılar genellikle mal tedarik satış yapan perakende sektöründeki firmalardandır. Bu emin olun çarşı esnaflarının da %90'ının en büyük sıkıntısı ve derdidir. Ama bunun çaresi emin olun çok zordur. Çözümü ancak bu eğitimle çözülebilecek bir problem. Neden diyeceksiniz? Bugün cebinizde trilyon olsa bir berber dükkanı açamazsınız. Çıraklık belgeniz, kalfalık belgeniz, ustalık belgeniz olması lazım. Fotoğraf dükkanı açamazsınız. Fotoğrafçılıkla ilgili bir bilim konusunda, sanat konusunda ihtisasınız olması lazım. Eczane açamazsınız, diploma lazım. Ama bir çek defteriyle perakende mağazası açabilirsiniz. Ne oluyor? Adam emekli oluyor. İki dönüm tarla satıyor. Bir çek defteri, bir kira sözleşmesi, esnafım diyor. Ama esnafın hakkını veren, kaidelerine göre hareket eden insanları bir nebze olsun lekeliyor. Emin olun siz o yaşadığınız, müşteri olarak yaşadığınız şikayetin rahatsızlığını biz esnaf olarak çok daha fazla yaşıyoruz. Evet. Biz pandemiye çünkü dönelim. Lekelenen neticede esnaf çoğullaması, genellemesine giriyor. Bunun da en büyük sıkıntı kaynağı bu. Eğer bizde de bir eğitim gerekse, mesela eskiden vardı bu eğitim. Bakın ben mesela 4. nesli devam ettiren 76 yıllık bir perakende mağazasını işletiyorum. Bizim ailemizde evlatların arasında seçim yapılırdı. Hangisinin esnafla uyup uymadığı. Ama şu anda sadece maddi. Ama tabii benim bu bahsettiğim dönemlerde hiç unutmam. Rahmetli dedemle mal almaya gittim de bir gayrimüslim kumaşçıdan mal aldığımızda kuzum ticaret nedir dediğinde işte alıyoruz satıyoruz diye cevap verdiğimde onun bana söylediği kelime şuydu. Ticaret parasız para kazanma sanatıdır derdi. Ama 38 sene sonra bugüne geldiğimizde hadi buyurun parasız para kazanın bakalım. Öyle de bir mümkünat evet. Yok. Yani eğitim şart. Bizde de eğer bir eğitim süzgeci olsa emin olun yaşayacağınız sıkıntılar, bizlerin de lekelenme konusunda yaşayacağımız sıkıntılar minimize edilir. Ben tekrar pandemiye dönelim. Çünkü bir soru sorayım. Evet. Buyur. Senin varsa. Yok ben pandemiye dönmek istedim ama buyur. Ben pandemiden soru sorayım. Şimdi bütün başkanlara soruyorum bu soruyu. Geçen gün bir haber servis edildi. Bütün haber merkezine ben aldım. Bende bir hastalık vardı. Bir fotoğraf geldi mi fotoğrafı mutlaka izlerim. Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Herezli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe. Şimdi Hüseyin o konu gündem... Bir dakika yani bu Hüseyin, pandemiyle ilgili bir konu Zafer Bey. Şimdi yani biz burada esnafların sorununu tamam tartışıyoruz. Tamam işte bu bak esnafları geleceğim. Zafer sen etliye dokunma, kütüye dokunma. Etliye, bırak da soruyu sorayım. İzin, pandemi sorusu. İzin vermiyorum. İzin vermiyor. Sen de evet, o zaman. Evet. Sen çünkü etliye dokunma, sütliye dokunma. Bakın, bakın. Kardeşim adamlar Suriye'de gitmişler, maske takmamışlar. Bu kenti gidiyorlar Suriye'ye. Halkayla geziyorlar, maskesiz fotoğraf veriyor, bu kente geliyor. Bu kente virüs mü geldi? Buradan, bütün bakanlara şunu soracaktım. Bu maskesiz, pandemi kuralları olmayan, sosyal mesafe uymayan vatandaşın hakkınızı helal ediyor musunuz esnaflı olarak? Bir yerden bir yere geliyor. Ama sen bırakmıyorsun ki. Ben bu sorunu... Sen de hastalık var, ona dokunma. Hayır, bakın ya şimdi... Dön abi. Ya kardeşim. Bence bu sorun... esnaf... Bu esnaf bunlar hakkını helal ediyor mu? Bu kentte, bak bir dakika, bu kentte bir tek onlar bakın, değil. Bu kentte kurallara uymayan, gezen, dükkanları kapatıyor, eve ekmek götüremiyorsunuz. Siz esnaf olarak bu tiplere, bu kural tanımazlara, bunca insan ölüyor, insanın yakınları ölüyor, dedesi ölüyor, işi bozuluyor. Bunlar hakkınızı helal ediyor musunuz? Bunu sorarken de bir an yere geleceğim. Bu kenti yönetenlerin, tamam siz de dahil, biz de dahil. Ben burada maskeyle oturuyorsam topluma mesaj veriyorum. Ben korona geçirmişim. Anlatabiliyorum mu? Topluma yön verenlerin topluma örnek olması lazım bir. İki,
hak geçiyor kardeşim, öleceğim, ben Müslümanım, öleceğim, mezara gireceğim diyorsan, ey Hasan Alişan, beyaz gömleği giydin, makamında oturuyorsun, bir gün öleceksin, kefen giyeceksin. Dolayısıyla oturduğun makamın hakkını vereceksin. Hüseyin. Vatandaşsın, koronavirüs var, dünyaya sarsmış, geziyorsun ama esnafın hakkını giyiyorsun. Hakkını helal ediyorsun. Evet, evet. Sayın Başkan, Hasan bunu Başkan, soracağım ben. Ömrünü versin, 2 lira Hasan Başkan'ın mezarına sokuyorsun. Ben kısa alalım. Olsun, Hasan abi korkmaz öyle şeyler. Şimdi keşke ölebilirim, keşke kefen giyebilirim. Bir de o var. Bir de giymekte nasip eder, herkese nasip olmaz. Ölümün de hayırlısı var. Hem de öleceğiz belli değil. Ama şu var. İşaret ettiği önemli bir konu ben var. Ben kötü mü diyorum ama? Önemli bir konu var. Kulak. Şimdi kendisini duayen zannedenler, ilim adamı, bilim adamı zannedenler, insanlar, siyasi otoritelerin bazıları günah keçisinin, bu virüsün sahibinin esnaf olduğunu söylüyor. Kahvehaneleri açıldı, lokantalar açıldı, kafeteri açıldı, yayıldı. Eskiden şu vardı, ben öyle biliyorum, sizler de bildiğinizi zannediyorum. Belediyeler sinek avlarken, sivrisinek çok da Adapazarı'nda biliyorsun, motor şey arabaların arkasında şey mazot yakalanan yaparlardı. Sineği bayıltırlardı, öldürmüyordu. Daha sonra insanlar bilinçlendi, dedi ki bataklığı kurutun. Ondan sonra belediyelerde hale yapıyorlar o sinekleri. Hayır, bataklığı kurutuyorlar. Ama mazot yakmıyorlar en azından artık. Bitmiyor yani. Mazot yakıyorlar. Biz de şimdi Kemal abi hale yapıyorlar değil mi? Bu işler. Oralara kimse gitmiyor. Hala mazotla gene duman yapıyorlar. Çünkü bize zabıta girebiliyor. Yani kolluk kuvvetleri girebiliyor. Bize şikayet edilebiliyor. Ama X firmasına giremez. Kapıda bekçi var çünkü. Kapıdan girdi hemen telefon açıyor müdürüne, yetkilisine. Efendim kapıdan içeriye girinceye kadar önlem alınıyor. Diyor ki bir de yemek yemeyin. Lokantacı işte. Ya dalga mı geçiyorsun? Bir insan aylarca tost yiyebilir mi ya? Nasıl yaşar bu insan? Bunu düşünmesi lazım. Onun için diyorum ki biz bu işin günahkeçisi değiliz. Bunu kim diyor? Çok ilim sahibi dediğimiz sağlık profesörleri diyor. Hepimiz görüyoruz. Çünkü dün bize dediler ki maske takmayın. Biri taksın biri takmasın diye kanun çıktı. Takıyoruz. Yaz gelsin merak etme virüs gider dedi. Kış geldi bir yaz daha geliyor. Gene virüs bitmedi. Üçüncü dalga yaşıyoruz. Hepimize dediler ki bakın hepimizin dediler ki çocuklara virüs geçmez dediler. Şimdi moda çıktı. Çocuklar virüs geçiyor aman ha dikkatli olun diyorlar. Dalga mı geçiyorlar? Biz kobay mıyız? Kimse kusura bakmasın. Ya işi bakın biz diyoruz ki sorumluyuz diyor. Bakın yapmış olduğum, vermiş olduğum rakamlardan sorumluyum. Ben teyit alarak bir şey yapıyorum. Onlar da bilmiyorsa desin ki vatandaşa arkadaş virüs yenidir. Virüsün zorluklarını bilmiyoruz. Onun için biz çatlara bakacağız. Ona göre değerlendireceğiz deriz. Olur. Yekta Bey'e soracağım. Buyurun. Katlı pazar yıkılsın mı? Net soruyorum. Tam onu soracaktım. Sen sordun. Zaten zor bir süreçteydik. Katlı pazar bir de pandemi girdi. Yıkılsın mı? Çözümü konuşacağız değil mi? Ya ben merak ettim. Katlı pazarı konuşalım. Katlı pazar yıkılsın mı? Soru sorunca sen gelince sen gidiyorsun. O değil, o değil. Oyna burada. Bize gelince sus. Bak kusura bakma. Pandemi konuşacak. Biraz tarafsız ol. Ben desiniz ya. Yok böyle bir şey. Ben desiniz. Biraz zafer. Sayın Ekrem. Kusura bakmayın yani. Şimdi oraya gelmeden önce çünkü çözümle ilgili süreçte hayır. Bu süreçte bu soruyu protesto ediyorum. Tamam. Başkanım senden de istediğin cevabı alamadım söyleyeyim Hasan'a. Ben de alamadım. Kulak kısmı. Vatandaşa bir şey diyor musun? Bu arada Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Ömür'ün de var. Gittiler maskesi gezdiler. Ben diyorum kulak kı. Sen ama bize anlattın başka şeyler. Ya tamam, Demirer gibisin sen de. Senin geldi. Ne sorduğun önemli değil. Benim ne cevap verdiğim önemli değil. Tamam o zaman başka sorum yok. Allah Allah. Ben cevabımı alamadım yani. Yani sen şimdi kendine göre... Katlı pazarda katlı pazardaki kaç esnaf var? Başkanım. Şöyle. Başkanım siz an... Asla. Sayın Başkan. Kulak kı bunlar. Kulak kı. Sayın Başkan. Asla esnafın istek ve taleplerin dışında hareket edemeyiz. Eksiğimiz varsa kendimizi yenileriz. Esnafın hakkını meşru her zeminde konuşuruz. Başkanım, başkanlar gitmişler Suriye'ye gitmişler, fotoğraf çektirmişler, gelmişler onların sorunu. Onların sorunu. Şimdi
Hüseyin de kendine göre yazmıştır onun gazetesinde veya sitesinde haberi. Konu kapanmıştır. Onların sorunu. Oraya gittik ne zaman da ceza kesilmiyorsa da devletin sorunu. Benim buradaki gündemim Sakarya ve Katlı Pazar yeri. O da kalsın mı yıkılsın mı? Hayır şöyle gündemde bir yer hatırlıyorsunuz ya. Onun ben cevabını alayım mı? Bu süreçte özellikle pandeminin olduğu bu süreçte yıkılması gündeme gelmesi ne kadar doğru? Arkadaşlarım bu arada tepkisi haklı. Şu, öyle başlayalım. Zaten kötü olan Katlı Pazar pandemi nasıl etkilendi? Ben pandemiye evet, bağlayayım ben, öncesinde buyur. Ama genel konuştuğumuz sorunlarla ilgili iki tane çözüm önerimi söylemek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz sokağa çıkma yasaklarından dolayı o ayda ortalama 20-22 gün ticaret yapıyoruz. Bütün masraflarımız aylık olarak devam ediyor. Personelimiz, elektriğimiz, kiramız. Ama 20-22 gün ticaret yapıyoruz. Ve çok acil bir can suyuna ihtiyacımız var. Bakın yani bunu laf olsun diye söylemiyorum. Hakikaten bir can suyuna ihtiyacımız var. Çünkü neden? Hakikaten dönemeyiz. Dönemeyiz ve esnaf tabutun içinde. Nasıl bir can suyunu kastediyorsunuz? Yani şunu kastediyorum. Devletin faizini üstlendi veya biraz minimize etti. Uzun vadeli bir can suyuna, kefalet bir ihtiyacımız var. Yani bu kefalet aracılığıyla falan veriliyor ama artık o oranlar da çok yükseldi. Çünkü esnaf kefaletlerde %4 olan faiz oranları %8,5 oldu şu anda. Yani ben başka bir şeyden bahsediyorum. Geçmiş dönemde devletimiz yaptı bunu. Örnek veriyorum dedi ki 30 bin lira size para veriyorum. Para veriyorum 30 bin lira. 6 ay geri hiç ödemeyeceksiniz. Kalanını 18 taksit ödeyeceksiniz. Ben bunun yine yapılabileceğini düşünüyorum. Bir de çok acil olarak hakikaten bu dönemde itibarımızı kaybettik. Bir sicil affına ihtiyacımız var. Neden? Sicil affı yapılıyor ama lafla olmaz bu iş. Ben bunun bir kanuna bağlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bankaların %90'ının sahibi yabancılar. Söz bizim konuştuğumuzu anlamıyor onlar. Onlar bir başka dilde konuştukları için bunu bir kanunla, bir kanuna bağlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle yapmak lazım. Çünkü bu sicil affı ne getirecek? Şu dönemde itibarı bozulan esnaflarımıza yeniden ticaret yapma fırsatı tanıyacaktır. Yoksa bu esnaf gitti. Tabii can suyundan sonra. İtibardan evet, ziyade evet. Ekonomik karnesi diyebiliriz ona değil mi? Yani kredibilitesi. Kesinlikle kredibiliteyle evet. Alakalı konuşuyorum zaten. Şimdi gelin. Şimdi Katlı Pazar yeri iki katta oluşan 835 tane iş yerinin olduğu bir mekan. Hakikaten Sakarya'nın göz bebeği bir noktasında olan bir yer. Fakat atıl kaldı. Maalesef. Katlı Pazar yeri bugüne kadar 26-27 sene duruyor. Bir deprem geçirdi ve 27 senede bir yenilenemedi. Neden yenilenemedi? Artık ben şöyle tabir ediyorum onu. Bana zaman zaman gazeteci arkadaşlarımız soruyor. Ben diyorum ki artık bizim ameliyata ihtiyacımız var. Pansumanı geçtik. Yani eğer bir alt konseptinde biz burayı yıkıp yapabilirsek yeniden hakikaten esnafa büyük bir yapış oluruz. Bu konuda geçmiş dönemlerde bir iki girişimimiz oldu ama maalesef araya kriz girdi. Maalesef virüs girdi. Hatta Mutlu Işık Su Başkanım sağ olsun hala da şu anda bir mücadele veriyor bu konuda ama tabii çok kişinin olduğu bir yer. 835 iş yeri yaklaşık 400 tane esnaf var. 400 tane bir araya getirmek kolay bir şey değil. Bu pandemi döneminde de ben şuna inanıyorum. Katlı Pazar gerçekten çok önemli bir hizmet veriyor. Bugün geçen hafta Fıstığa Kurulu toplantısı vardı. Adapazarı Kaymakamımızın başkanında, belediye başkanımızın başkanında. Çeşitli tedbirler alalım diye konuştuk aramızda ve uyguluyoruz şu anda. Esnaflarımız da sağ olsunlar. Uyumak için adamı gayret gösteriyorlar. Yani Katlı Pazar yerinin ben şu anda düşündüğüm şu, bu virüs döneminde Sakarya'ya özellikle de gıda noktasında çok büyük bir hizmet ettiğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten insanların en kolay ulaşıp alışveriş yapabileceği bir noktada. Hüseyin abi, hatırlıyorsam düzelt, Mutlu Bey o bayramdaki toplantıda Katlı Pazar'a nasıl bir çağrı yapmıştı orada? Yani esnaflarla oturalım mı demişti. Hatırlıyor musun abi? Hatırlıyorum da yani Katlı Pazar... Yerinde dönüşümde yani bir şey... O kentsel dönüşüm gibi bir şey olur orada. Detay biliyorsanız açıklarsanız seviniriz. Çünkü belediye bu konuda çok net bir şey açıklamadı. Eğer sizin bilginiz varsa detay, bu konuda... Ben korona ekleyeyim. Bu süreçte belediyelerden destek aldınız mı? Ne gördünüz? Şimdi Katlı Pazar yerinin yıkılması, yapılması ile ilgili konu şu. Zaten en büyük sıkıntı yani inşaat süresi boyunca oradaki esnafın nasıl istihdam edileceği, nerede ticaretine devam edeceği gibi bir sıkıntı çıkıyor burada ortaya ama
Bana göre o da çok önemli ama şu anda bugünün ekonomik şartlarında bunu nasıl bir yöntemle yapmak lazım? Oysa katlı pazar yerinin bulunduğu alan 11.500 metrekarelik bir alandır orası. Çok önemli bir şehrin otopark sorununu da çözebilir. Zemine yapılacak bir otopark. Üstüne işte yine aslına uygun iki katlı bir alışveriş merkezi. O bile finanse edebilir belki projeyi, otopark bile. Şu ekonomik ortamımız olmasa, şu virüs ortamı olmasa bunlar düşünecekti. İşte çeşitli alternatifler üzerinde çalışıyorduk ama maalesef önce kriz, arkasından virüs olunca böyle oldu. Zafer abi sorunu tekrar alayım mı? Belediyeler ne destek verdiniz? Size bu süreçte belediyeler, Büyükşehir veya Merkez Belediyesi'nden destek aldınız mı? Yani bunu sorayım. Veya alan benim neler? Kesimimle alakalı söyleyeyim ben. Biz de ilk bir çıktığı zaman İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle 2 ay ticareten men edildik. Belediyelerden destek. Hiçbir destek almadık. Onu soruyorum. Yani şöyle, benim kesimimle alakalı yok ama diğer arkadaşlarımız değişik destekler aldılar. Dolmuş şoförlerine 1000 lira aldı galiba. Belediye Büyükşehir verdi. 500 mü? 1000 lira. O zaman genel olarak şey soralım, yani oda başkanlarımız, birlik, yerel yönetimlerin bu süreçte yaklaşımlarından memnun musunuz? Yani nasıl? Genel olarak soruyorum, yani hemen herkes cevaplayabilir bunu. Bu dönemde bu hıfz sağ kurulları biraz devreye girdi. Tabii kaymakamlar yapıyor bunun başkanlığını. Başkanımın biraz önce dediği gibi 1920'den kalma bir 30'dan. Kanun maddesiyle yapılıyor. Adı da hakikaten öyle zaten, eski. Esnafla ilgili karar alınıyor. Esnafın iş yeri kapatılıyor. Pazarı kapatılıyor ama maalesef içinde temsilci yok. Biz ilk zamanlarda biraz bunlarla boğuştuk ama şu anda en azından birbirimizi anlayabiliyoruz. Belediyeler yardımcı oluyor mu? Elbette oluyorlar. Yani belediye şimdi yardımcı olmuyor desek olur mu? Yerel yönetimler ama tabii herkesin kendi bütçesi burada çok ön plana çıkar. Ben mikrofonu evet. Alırım. Evet. Serdar Bey bir şey istiyor herhalde. Serdar Bey mi? Kahveciler. Şimdi geleceğiz. Yerel yönetimlerden dedik de yani öldünüz. Belediyeye bugün bütün esnaf hala tabela vergisini ödemek zorunda. Çevre temizliği ödemek zorunda. Bunlardan hiçbirisinden fedakarlık yapılmıyor. En azından bunlardan fedakarlık yapılabilirdi. Kapalı dükkanlara insanlar tabela vergisi ödüyor bu ülkede. Biraz daha yardımcı olmalarını biz bekleriz. Şu an için zaten esnaf, batmış esnaf var bir kesim. Batmak üzere olan bir esnaf var. Bunların vebalini kim verecek? Psikolojisi bozuk olan bir esnaf var. Herkes ailesiyle ters düşmeye başladı. Çoluk çocuğuyla ters düşmeye başladı. Boşanmalar başlamış galiba. Boşanmalar başladı. Yanında çalışan elemanlarıyla ters düştü. Çünkü olay niye? Ekonomikten sosyal bakaya dönüştü yani aslında, değil mi? Tabii canım. O yani tamamen bir sosyal bir çöküntü içerisine girdi esnaf. Bunların sonucu ne olacak? Nereye varacak? Bunların günahını kim ödeyecek? Bunların vebalini kim taşıyacak? Saskin'in sonrası dışında herhalde çok net... Biz sadece... Hasan Başkanım'ın girişimleriyle Büyükşehir Belediyesi'nden biner lira su yardımı aldı bizim esnafımız. Yani bunlar hepsi sorunlar gün geçtikçe birikiyor. Azalacağına devamlı üstüne koya koya geliyoruz. Ya en azından vergi, bu ilan reklam vergisi gibi o kalemler, belediyenin adı kalemler gibi vergi. Tabii en azından bunlarda bir esneme olabilir, bunlarda daha farklı bir yapılandırma olabilir. Ama şu an gerçekten esnaf... Kendi kirasını ödeyemez halde, su parasını ödeyemez halde. Hasan Başkan'a sorayım. Bunun da Sayın Başkan'ın dediğini merkezi yönetim, merkezi idarenin vermesi gerekiyor yanılmıyorsam, değil mi? Şimdi, yani bir yerel yönetim alacağı bir karar. Bir mücbir sebep gibi yani. Merkezi yönetim. O şekilde, Ankara vermesi gerekiyor. Dünyanın mücbir sebepte şehrimiz mücbir sebebin dünyanın parçası olduğu için burası bir sebep sayılmalı. Bakın kararı ama, kim al veriyor? Bununla ilgili kararı kim veriyor? Ankara. Yani şimdi bu tür mücbir sebep kanunu çok ağır bir kanun. Vatandaşın her türlü kaybını devlet ödemek zorunda. Fakat işte hepimizin ortak fikri, ortak beyanı, bu vakanın şiddeti, ekonomik şiddeti çok büyük olduğu için devlet bunun altına ezilir diye hepimiz hoşgörüyle bakıyoruz. Şimdi iki sorunuza ben cevap vermek istiyorum. Bir tanesi büyük önce tersinden başlayayım. Yerel yönetimler bu süreç içerisinde destek verdi. Efendim çok iyi verdi, az verdi. Bizi dokundu en azından. Gücü nispetinde mi? Evet, gücü dokundu.
Yani büyükşehir belediyesi ulaşım sektörüne 1000 lira olmak kaydıyla işte tıkır mı diyorlar kart işte şey yaptı. Mazot desteği miydi? 505 mazot desteği. Ulaşım sektöründe çalışan mikrofonu arkadaşlarımıza. Abdullah Bey'e verelim. Bunun içerisinde servisçiler yoktu yalnız. Servisçiler yoktu. O bir hataydı. Diğer dolmuşlar, taksiler, toplu taşıma, diğer halk otobüsleri gibi, minibüsler gibi araçlara koordinasyon hatta birlik olarak beraber yaptık büyükşehirle. Bir de bunun yanında diğer kapalı olan iş yerlerin, bakın kapalı olan iş yerlerinden bahsediyorum. 1000 lirada su desteği verildi. Otomatik kesildi filan. Evet, bazı aksaklıklar oldu suda. İşte burası benim adıma kayıttı, su sizin adınıza kayıttı. Bunları revize ettik, bunları düzenledik. Bazıları içinde su yok, evindeki suyu bağlatmaya çalıştı. Bir sürü şeyler vardı. Sonuç itibariyle düzeldi, yapıldı. Bize dokundu yerel yönetimler. Ve ben şöyle bir saplama da yapayım. Mesela Saski su kesme konusunda Aktaş ve Setaş kadar insafsızlık yapmadı. Doğru yani, mu? Biraz daha öteki diyorum. Saski su kesmiyor ben, bak, şu an. Kesmedi zaten. Kesmedi. Yani insafsızlık yapmadı. Sedat şunu yapıyor yalnız. Aldığım ben teyit etmedim. Ama şunu yapıyor. Elektriği kesmiyor. Doğru. Allah razı olsun. Ama aboneliği iptal ediyor. Yani seni yaralamıyor, peki, öldürüyor. Bunun bir hakkı var mı kanun olarak? Var ki. Olmasa yapamaz. Var ki. Var ki şey. Ben tabii bilmiyorum. Ben doğrudur iddiada değilim. Bir ödenmeyen fatura için mi? Mikrofon yok. Duyulmuyor. Kemal Bey mikrofon. Ben onunla ilgili bir şey söyleyemem. Yanlış olur. Ama. Peki duyduğunuz var mı böyle sizin de? Başkanım var mı? İptal ettim. Ben duyduğum vardı, onun için ha, söyledim. Zaten gücüm getirmemin esprisi o. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben yalnız şöyle, bizim geçen hafta sizin Murat Bey katılmıştı programımıza. Evet. Murat Bey'in arabası bağlandığı konusu var. Nasıl yani? Sedaş tarafından. O nasıl oldu? Sedaş icraya vermiş o zaman. Evet. Kapısının önüne arabasının alındığı konusu. Hatta bu konu. Ne kadar boğucu varmış bu? Bir fatura mı? Ya şimdi ben onun rakamını şimdi söyleyeyim. Hayır ben bak, elektrik faturası düşünüyorum. Ben fazla değil, olsun 1000 lira olsun diyorum. Rakam evet, önemli değil. Hayır, rakam önemli. Rakamı bu bilmiyorum. Hayır, tamam işte. Ama bu rakam burada davranış hatta, önemli olan. Hatta aynen. O da çok şaşırdı. Hatta bunu Akgün Başkan'a iletti. Akgün Başkan'la buradaki CEO ile görüşeceğini söyledi. Sakarya'daki ayıp CEO. Ama. Yani evet, bu konuyu şimdi göreceğiz. Ayıp ama. Adaş da şey yapıyormuş. Ya benim evimin önündeki elektrikler kestiler. Sokak çevre yolu. Ya senin tesadüf ya. Bana racon kestiler. Tesadüf konuları şöyle oluyor. Racon kestiler bana, racon. Haklı bir nedenleri var icra konuları. 1000 liralık borcunuz dahi olsa 100 bin liralık. Hoş görüyor 1 milyonluk gayrimenkulde el koyuyor. Oysa ki 10 bin liralık şey var. Gayrimenkul hayır. Hepsini birden koyduğu için sizi ödemeye teşvik ediyor. Bağlı daha doğrusu. Kilitliyor. Aktaş'ta kafeler açınca hemen gelmiş. Ben görmedim. Gelmiş. Ben duyduğumu söyledim. Ben şimdi kalkıp da bu işin iddiasında değilim. Ama yaralamıyor, öldürüyor. Sayın Başkan. Allah razı olsun, yaralamadı beni. Öldürdü de seni. Sayın Başkan. Biz Sedaş burada 2 santim kar yağıyor. Doğuda 5 metre yağıyor. Bir şey olmuyor. Eleştirdik diye. Çevre yolunda oturuyorum ben. Çevre yolunun elektriklerini kestiler. Görüntü çektim hepsini. Rajon kestiler. Vatandaşın borcu yüzünden arabasını. Şimdi... Yani yapıyorlar bunları. Yaşadığımı söylüyorum. Başkan elimde ya, görüntü var. Akşam elektriksiz kalmayalım biz evde. Ne? Akşam elektriksiz kalmayalım evde. Kalırsan Hüseyin'den artık mum istersin. Elektrik otomatik ödeme var. Otomatik ödeme. Bir gün bana mesaj geldi. Ben de size bir soru daha var. Başkana verelim Kemal Bey'e, çünkü tabii sorma Sayın Başkan. Ama ne yok, 3500 lira. Ulan yanlıştır, şudur budur. Aradık şudur, Çetaş aradık. Kusura bakma yanlış yapmışsın diye. Hesapta olsaydı para gitti. Nasıl takip edeceğiz bir daha? Şimdi bu ve buna benzer çeşitli oyunlar var. İşte bu tür kafeteryalar, restoranlar gibi yerlerde pandemi sürecinde kapalı olmasına rağmen pandemi var, bulaşıcı hastalık var diye girmiyor. Ortalama faturadan
tahakkuk ediyorlar faturayı. Borç çıkartıyorlar. Borç çıkardı. Geçmiş aylık. Ulan kapalı adam, iş yeri kapalı, dükkan çalışmıyor, kapalı. Zorunlu veya keyfi neyse kapatılmış. Nasıl okumazsın zaten ruhsat alırken elektrik, su ve doğalgaz faturaları saatlerin dışarıda olma zorunluluğu var. İçerideki sapata kapalı olan yerde ruhsat vermiyor zaten. Anlatmaya çalıştığım şey şu, yapmaya çalıştım. Yine aynı şeyi söylüyorum. TEDAŞ özelleşti. Özel firma gibi çalışıyor. Geleceğe değil, parayı almaya çalışıyor. İşin doğrusu bu. Diğer sektörlerde yerel yöneticilerden de biz elimizden gelen dokunabildiği kadar bazı belediye, ilçe belediyelerinde ilgili sektörlerde destekler aldık. Almanı devam ediyor. İrtiledi durumu. Bir parantez atabilir miyim burada? Evet. SEDAŞ'ın bir esnafın borcu arabasını bağladı anladık. Bana racon kesti onu da anladık da. Siz 40 bin esnafın başı olarak bunu Akgün Altuğ yaptı biliyorum. Siz 40 bin esnafın başı olarak, SESOP Başkanı Hasan Alişan olarak, ey Sedaş sen ne yapıyorsun dediniz mi? Ne yaptınız üyelerinizle ama ilgili? Ama işte abi o... Yani ya. Bir dakika, siz bu kentte esnafın başı olarak, gel bakalım SESOP, Sedaş sen bu esnafımın, benim üyemin elektriğini kesiyorsun. Sen şöyle yapıyorsun ve Aktaş... Sen daha kafeler yeni açıldı, bak hemen gitmişsin. Bunlarla ilgili kurumsal anlamda ne yapıyorsun? Mesela Akgün Altuğ, ben biliyorum. Sanayi için, ben biliyorum Akgün Altuğ, birkaç sanayi için sorun için. Şey için, sorun için, CEO ile görüştüğünü biliyorum. Buyurun efendim, siz ne yapıyorsunuz? Sesim olarak ne yapıyorsunuz? Şimdi ne yapıyorsunuz sorusuna, ben şöyle yapıyorum diye met etmek yanlış. En azından ben şunu yaptım, bakın en azından. Hiç başkası, kendim için yaptım. Ya bakın, kendin için değil, esnaf için yaptım. Bakın şimdi, bak ama bak, yapmadım, yaptım demek yerine en azından böyle bir sorunu kendi sorunu düzeltmek için yaptım. Yani genel anlamda konuyu ilgililere ilettik. Siz kendi sorununuzu mu ilettiniz? Bak, kendi sorunu en azından bunu yaptım. Esnaf için dedim. Ne yaptın? Siz bakın, kendi sorununuzu. Sen Hasan Alişan'sın, sen her türlü sorunu aşarsın. Ben farklı bir şey soruyorum. Şimdi, esnaf için ne yaptın? Şimdi bu kadar senin 40 bin tane esnafın var. Ey Sedaş dedim mi? Sorunuza cevap vermek adına söyledim. Onlar için elbette gereğimi yaptım ama ben sizin iltifatınıza ve anlayışınıza sığmak adına söylüyorum. Ya benim anlayışım ben 40 ki, bana bakma sen. Ben dedim ki önce kendim için, kendi sorunu çözmek için onlara görüşüyorsam bu bir genel sorundur. Elbette ki onunla da görüştüm, genel sorundur. Görüşmemek mümkün mü? Bu kadar kesimin. Ya siz dediniz ki bak çevremde oturuyorum, elektriğim söndü. Caddeyi kesti. Efendim, kar yağdı, hafif kar yağdı. Günlerce elektriğin gelmediği sektörler oldu. İmalat yapıyor bunlar, hizmet yapıyorlar. Çak caddesi açanlar, açanlar en azından deminden beri konuştuğumuz hizmetten mahrum olan kesimi konuşuyoruz. Açık olmasına rağmen enerjisi olmayan, bırakın enerjisini, evinde soba borusu yok ya, ısınamıyor insan. Bunlarla ilgili elbette ki söyledik. Elbette ki konuştuk. Böyle de başkanım ben anlamıyorum. Ama şimdi... Lafın tamamını söyle bana. Ben anlaştım. Zaman ezanda kulağı olmaz derler. Bir tabir vardır. Başkan diyor şimdi, ki ben esnaf olarak gittim. Ben... Mealini söyle. Esnaf temsilcisi olarak da şimdi, gerekli açıklamayı pazar yeri, yaptım diyor. Bak Katlı Pazar Yeri sorusunu sordu. Katlı Pazar Yeri ben Sakarya Esnaf Sakarya Odalar Birliği Başkanlığı sıfatıyla... Bir de Hasan Alişan sıfatıyla da ciddi anlamda meşgul olduğumu herkes biliyor. Hatta farklı farklı konular da geçti. Ama ben cesaretle hiç elim belimde bir tabir vardır. Yürüyebildiğim tek yerde Katlı Pazar Yeri'dir. Niye? 841 tane iş yeri var. 835 dedim ama 841 tane. Başkanım tapu vardı. Siz ben bilmiyor musunuz? Mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nindir. Adapazarı Belediyesi alakası yok. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyeti ve %90 orada yaptığımız doğrudur. Bir işin, bir imalatın, bir üretim, bir hizmetin %90 doğru yapmak mümkün değil. Kimse kusura bakmaz. Ama %90 doğru yaptığımız iddia ediyorum. İddia etmek için de Katlı Pazarı'nda gezebiliriz. Dün bize karşı eylem yapanlar yok muydu? Vardı. Bizi farklı muamelelere gören yok muydu? Elbette ki vardı. Ama bunları araştırmak lazım.
Acaba onlar işgalci miydi? Hakkı mıydı? 3 sefer, 2 sefer, 5 sefer sattım, satın aldım diyenlerin anlamını karıştırırım. Verdiğimin 10 katını veriyorum, bana versinler. Bakın, bir katını değil, 10 katını veriyorum, bana versinler geriye. Vermiş olduğum tapunun değerleri kuşu kuşuna kadar aynıdır. Kimse şey, çünkü siz zor kazanan bir kesimin, zor kazanan, parayı zor kazanan bir kesimde haksızlık yapma, onların hakkını tecavüz etme yetkiniz de yok. Ona müsaade de etmez insanlar size. Onun için ben çok ısrarla iddialı konuşuyorum. Efendim bununla ilgili çok konuşuyorum. Efendim şundur budur. Bugün olsa yine yapar mısın? Özellikle yine yaparım. Bir dükkanı iki kere sattınız, eleştirisi çok geliyor. Efendim 5 sefer sattım, eleştirisi var. Doğru. Evet. Ama işte adamın niyeti şu. Daha önce vermiş olduğu kiraları tapuya telakki ediyor. Bana ne? İstersen 100 sefer aldım. Belediye vermişsin parayı. Bana ne? Sen bize belediye dükkanın kirasını verdin, tapu parasını verdin. Şimdi yenilerine ihtiyacı var. Var mı? Var. Bu ülkede TOKİ diye bir kuruluş var. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı. Kentsel dönüşüm onlarda yapıyor. Kat sorunu yok. Aşağı isterse 10 kat insin, yukarıya isterse 20 kat çıksın. Yeter ki o bölgeye ticareti rahatlatabilecek, oradaki esnafın hakkını da muhafaza edebilecek bir yöntem, bir proje geliştirsin. Oradaki esnaf arkadaşlar bir yıllık süreç içerisinde orasını yaparlar. Bir yıl. Sesop başkanı olarak TOKİ'nin katlı pazar için devreye girmesi çağrısı şart. Bu çağrıda bulunuyoruz. Onsuz olmaz ve kimin metrekaresi varsa herkes hakkını verecek. O zaman şu olacaktır orada. Orada herkes dükkan değerini alacak ve değerinden daha fazla değer, mülkiyet değerini kazanma başkanım, hakkı olacak. Başkanım 12 saat geliyor da ben şunu soracağım. Son bir merak ettiğim. Biz konuştuk, genel konuştuk. Bizim ilçelerde durum nasıl? Örneğin Akyazı, Hendek veya Pamukova esnaflarında durum nasıl? Yani onlara da onları biz yani genelde Adapazarı'nı konuştuk. Pandemi anlamında mı? Pandemi anlamında. Şimdi ben zaten ben burada bu arkadaşlarımızın hepsi mesleğinde uzman kişiler, ilk kişiler. İhtisas sahibi kişiler. Bunlar kendi bölgelerinde yetkili. Aynı sıkıntı onlar da yaşıyorlar. Aynı sıkıntı Karasu'da da var, Kocaeli'de de var, Gevrek'te de var, Taraklı'da da var. Aynı sıkıntı. Çünkü burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sakarya ili. İli sınırları hepsi aynı. Ben söylerken, konuşurken ili muhatap alıyorum. Sadece Adapazarı demin ben Sayın Başkanım müdahale ettim. İşte Adapazarı sınırlı merkez ilçenin sınırları içerisinde diğer iller, ilçeler de var dememin esprisi de bu. Şimdi her sektör kendi bünyesinde konuşma hakkı vardır. Nasıl ki benim, ben demin dedim ki Ticaret ve Sanayi Odası adına ben konuşmam yakışık almaz. Bir örnek daha vereyim. Hatırlarsanız biz eleştirildik basın tarafından da. Geçen haftalarda konunun uzmanları, ehilleri bu pandemi sürecinde kapalı iş yerleriyle ilgili basın toplantısı yaptı. Alişan nerede? Alişan burada. Sakarya'nın sorunlarının başında ama bir korun şey imam varken işte imam geldiği zaman şey, su gördüm temin bozulur. O işin sahibi var, uzmanı var, yetkilisi var. Gelecek, o anlatacak. Çünkü ben lokantacı bilemem ki. Kahvacı da bilemem. Ama başkanım siz onların üstü olarak onların onlar varken bizi olarak alt etmek düşer işin doğrusu bu. Yani, onlar ben başlarında oradaydım. Başlarında siz de görmek ister yani insanlar. Efendim ama o zaman da onların gücü olmaz. Mesela ben burada neye varım? Demin söyledim. Bu oda başkanına var ki benim olduğum yerde bu oda başkanları veya niye olsun ki? Doğru da değil. Ama ben bir görevimi seviyorum. Bakın görevimi seviyorum. Severek yapıyorum bu işi. Uzun yıllardan beri yapıyorum ama severek yapıyorum. Ve yaptığım işte de farkındalık yaratabilecek şey yapıyorum. Bakın cesaret ettik diyorum. Marketleri Türkiye'de bir tek açtık. En akıllı biz miyiz? Yok. En becerikli biz miyiz? Hayır. Başkan ama, son sözlerinizi alalım da yani ama, bitirelim. Ama biz bu konuda o kadar hassasız ki. Kim gelirse gelsin. Önce doğru olduğunu inanacağız. Karşımıza kim olursa olsun ezer geçeriz. Arkadaşlar. Ve ben şunu söyleyeyim en son olarak da şunu söylemek buyur istiyorum. Pandemi yükseliyor. Evet eleştirdiğimiz var. İşte vaka sayıları artıyor. 42 bin olmuş. 179 vefat var bugün. Dayandı. Sakarya'da 4 rakamını geçtik. Önlem almamız lazım. Bakın
Ben bu akşam bu programa katılırken ne düşündüm biliyor musun? Ben yasaklar süresince görevli değilim. Evet, kamu kurum temsilcisiyim ben de. Bunlar hepsi kamu kurum temsilcileri. Ama yine de biz hata yapmayalım diye gösterdim. Siz basın kuruluşları gezersiniz, sizin özgürlüğünüz var. Bizim de kamu tanıdığımız yok yani o konuda. Evet. Buna bu kadar hassas davranıyoruz ki biz herkesin hassas davranmasını istiyoruz. Çünkü biz insana hizmet ediyoruz. İnsanların sağlıklı olmasını istiyoruz. Sık sık ne olursa olsun ama siyasetçi ama böyle bir cemaat ne olursa olsun yere gelmesinler. Bana ki kızınla, çocuğunla, evladınla, annenle, babanla görüşme diyen insanlar kendileri bulunduğu camiyle görüşmeyecek. Öyle haksızlık olmayacak. Biz bu pandemi hep birlikte atlatalım. Başka şansımız yok, başka çaremiz ben yok. Ben bir diyorum. Soru sorabilir miyim? Tabii. Evet. Başkanım, 9 gün açılmak mı sizce daha mantıklıydı yoksa 2 hafta kapanmak mı? Tam kapanma mı? Tam kapatmayı beceremediler. Ya çünkü çok bu soru da çok geliyor bana. Tam kapatmayı beceremezler. Kontrol altında tutamazlar. Kapatmak demek çok zor bir kuraldır. Bizim dünya ile entegremiz var. Dünya ile bağlantımız var. Şu anda var. Saat 12 geliyoruz. Şu anda turizm caddeyi bir görebilir miyiz arkadaşlar? Turist olarak bakmayalım. Caddeye bakalım. Caddeye i̇şte, görün. Hala caddede telefon trafik. Telefon veyahut da bilmem ne yaptığımız var. Ürünler yurt dışı bağlantılı. Mal geliyor, mal gidiyor. Temas ediyoruz. Yoksa biz kapadık. Evde kapanalım, kimseyle görüşmeyelim. Ertesi gün görüşeceksek, bir yanımı anlatayım. Şeye gittim, eczanede, nöbetçi eczane, bakın camikan yapmış, içeri almıyor. Pandemi var diye bilmem mikrop var, tamam doğru diyor. Örnek yapıyor. Ama evine giden ekmek alıyor fırından. Nasıl olacak bu iş? Şu anda da canlı olarak yani söylemeye görüntüler geliyor şey ama yine de insanlar var. Söylemeye çalıştığım şey var. Şu, sizin sorunuza da istinaden, bu işi aşağı indirmek de, bunu da yetkilebilirsin. Ben şimdi şöyle yapalım demek haddimize değil. Ama yani şey diye, diyebilirsiniz yani. 9 gün açılma gibi bir şey olacak. 14 gün kapanma olsaydı. Daha iyiydi. Daha mı iyiydi? Daha yani? İyiydi. Bu benim kişisel görüşüm, daha iyiydi. Çünkü bu insanlar açıldı, elektrik yandı, fatura gelecek. Doğalgaz yandı, fatura gelecek. Ya bu nasıl ödeyecek bu insana? Bunu düşünün. Ya sanki zannediliyor ki çok para kazanıyor zannediliyor. Hasan Başkanım. Doğru değil. Hasan Başkan'a bir şey söyleyeceğim burada. Abi başkan. Hüseyin. Bir dakika arkadaşım. Abi bak 10 tane başkan var. Son sözlerini alalım. Son sözler başkanım. Coşkun Bilir'le yapmış olduğunuz bir programda Coşkun Bilir'le sağlıkçılarla ilgili bir konuşma yapmışsınız. Demişsiniz ki sağlıkçılar işini yapıyor, para alıyor demişsiniz. Buradan sağlıkçılar ses istemiyor. Diyorlar ki ya başkanım bizi biraz üzdü diyor. Tamam. Doğru üzdü. Ama diyorlar kolay iş yapmıyoruz. Böyle bir sistemleri var. Böyle bir şeyleri Allah var. Allah razı olsun. Doğru. Bu konuyu söyleyeyim. Haklılar. Kolay değil diyorlar yani. Ama bak şimdi. Ama. Paramızı alıyoruz ama o kadar kolay bakın, değil diyorlar bu iş. Ama haklılar. Biz deminden beri ne konuşuyoruz? Şimdi kahvecileri hesap kesti. Bir yıldan beri kapalı. Öldük diyor zaten. Bir dakika. O uzmanlığın dışında bir şey yapmıyor. O konuda eğitim almış. Şimdi o konuda bir saat çalışsın da parasını almış. Bunlar batmış. Batmış adamlar ya. Kim daha kıymetli? Batan mı kıymetli? Ayakta kalan mı? Diyorlar ki canımızı ortaya koyuyor. Efendim ne karşılık koydu? Uzmanlığın Hüseyin, dışında taş mı taşıdılar bunlar? Hüseyin. Deprem mi oldu da taşıdılar? Yapmayın bunu. Ya biz esnafların mesleki sorunlarımızı anlatmanın dışında taş mı taşıdık biz? Biz de anlattık. Bakın bugün cuma akşam, yarın sokağa çıkma yasağı var. Ben de bir yere gitmedim. Sırf sorunlarımızı tartışayım diye gitmedim. Bakın ben de fedakarlık yapıyorum. O zaman ben fedakarlık yapıyorum. Ya siz ben şey şuraya gidecektim, köye gidecektim de gitmedim. Ya böyle bir şey yok. Kusura bakmasın hiç kimse. Hiç kimse kusura bakmasın. Sadece şu var. Bunu yüksek sesle söyleyelim ki bizim için de söylensin, hata yapmamız engellensin. Sayın Cumhurbaşkanı alkışladı, herkes alkışlamak zorunda değil. Bu insanlar alkışlanacak bir kesim varsa gece ışıkları yakmayın, ıssız olarak sokakları gösteren, daha sonra ışığını yakabilen insanları ayakta alkışlamak lazım. Saygı göstermek lazım onlara. Bu insanlara vergi veriyor, yanında adam çalıştırıyor. Bakın kaç kişi çalıştırıyor ya? Ondan sonra sen diyorsun ki efendim üzdü, üzülmüştür.
Ama doğruyu söylemek eksiklik midir? Doğrudan ziyade... Doğru. Bana göre doğru. Size göre doğru. Tamam, biraz biz de paramızı alıyoruz ama biz de diyorlar yani... sağlıkçıların bu süreçteki... Sağlıklarımız zor başkanım. Yani canımız efendim, ayrı... Bakın şimdi. Sağlıkçıların bu süreçteki göstermiş olduğu... Bakın onlar... Önemli. Önemli. Bak, ona yok sayamayız. Ayrı demiyoruz. Önemli. Tabii ki önemli. Ama... Önemsiyoruz. Ama herkesin üstünde değil, kimse kusura bakmasın. Zabıta, bakın polis ve zabıta 65 yaş üstündeki domates taşıdı evine. Görevinin dışında görev yaptı. Niye bunları alkışlamıyoruz? Kusura mısın ya? Niye bunları alkışlamıyoruz? Niye bunları yok sayıyoruz? Onlara zorunlu olarak görev yüklüyoruz onlara. Polis, zabıta eve, hatırlayın eski ilk dönemlerde. Jandarma 65 yaş üstünde de jandarma. İşte bez taşıyor, domates taşıyor, biber taşıyor. Onlarla korona olan bir hastanın tedavi sürecini yapmak bak, arasında bir fark var. Onlar fedakarlık yapıyor bak. Onlar fedakarlık yapıyor. Görevin dışında görev yapıyor. Fedakarlık yapmak görevin dışında emek vermek demektir. Sakarya deprem bölgesi. Deprem olsaydı, herkes enkaz kaldırsaydı Allah razı olsun fedakarlık yapılırdı. Eğitim o konuda aldı eğitim ya. Yapmayın bunu ya. Ben eğitimin, kendi mesleğimin dışında meslekte meşgul oluyorsam fedakarlık yaparım ben. Arkadaş bunu biraz... Başkanım işini yapıyorlardı ama bu dönemde biraz yani sağlıkla üzülmüşler sizden. Sanki efendim ben böyle yani, biliyorum. Yani, yani, diğer fedakarlık yapanları görüm demek istiyor. Yani başkanım ben anlıyorum da. Ben de bana buradan yapmışlar, ben ilettim. İlet oldun tamam, başkanım da cevap vermiş oldu. Ne geliyorsa... Haklısınız efendim. Emredersiniz efendim. Hasan ya arkadaş başkanım. Bu benim görüşüm. Görüşünüzde tamam. Yani uyma, görüşünüze ben de katılmak değilim. Kimsenin katılmak zorunda değil. Senin görüşün sizi bağlar. Yani bana göre de, yanlış bir düşünceydi. Bana ben yetiyorum. Ben görüş iletmiyorum. Burada sağlıkçılar bana şey, şeyden efendim, ben ilettim. Tamam. Bir şey demiyorum. Ben iletiyorum. Ben de, bence bir son sözleri alalım. Son evet. Sözlerim başkanım. Ben sadece bu pandemi sürecinde elbette ki eleştirmemize rağmen kurallarını koyan sağlıkçıların kurallarına uymamız lazım. Bitti. Bu insanları sağlıklı hale getirmemiz lazım. Önümüzdeki süreçte ne bekliyorsunuz? Bu mesela bu kapanma gibi bir şey söz konusu olabilir ülkenin, mi? Ülkenin büyümesine umudum var. Bu pandeminin yok olacağı umudum var. Bu aşılama konusunda özellikle aşının yurt dışında vakaları azalttığına da istatistikler var. Bu kesin yani. Yani aşılama biraz zayıf kalıyor. Bir de sen de işte hemen siyasete giriyoruz. Işte bakın siyasete... Aşılama bir önce olmalı. Ya başkanım ben siyaset yapmıyorum. Hayır giriyor işte. Biz şimdi bir muhalefet kesimi de az aşı yapıyor, şu 10 milyon aşı yapıyor, 5 milyon. Ya ben aşının muhalefet şey değilim. Şeye gitmeli. Önemli ben, başka ne olabilir ben başkanım? Ben ayın 6'sında ikinci aşım olacağım. Bakın, olmak istiyorum. Bir an önce olmak istiyorum. Niye? En azından kamuoyundaki verilen yine sağlıkçıların bilgisi aşı olan insanların daha az hasarla atlatabileceği söyleniyor. Vakada düşüş oluyor. Entübe olan hasta düşüş. O da olsun. Doğru. Başkanım, başka var mı sözünüz? Sağlıklı bir günler diliyorum. Evet, Sayın Başkan. Abdullah abi. Arkadaşlarımızın talepleri var. Türkiye genelinde, Sayın Başkanlığı'nın dediği gibi tabela reklam vergileri alan Büyükşehir Belediye'miz de bizim yalnızca Sakarya Büyükşehir'e mahsus olmak üzere belediye bir hat kirası talep ediyor bizim esnafımızdan. Şu anda mı? Evet. Ne parası bu? Hat kirası. Kaç para? Yıllık 1250 küsur zam da yapmışlar da sağ olsun Hasan Başkan'ın girişinde de zamı da geri aldırdılar. O da zam yapmadı ama biz bunu en azından bir yıllık hiç alınmasın talebimiz var bizim bunda. Zaten kısa çalışma ödeneği biliyorsunuz yani 14 gün çalışıyor bu arabalar. Yarıya çalışıyor. Başkan, bizim bundan bir talebimiz var. Kısaca olarak fazla kısa o talebi başkan ilettiniz. Ne aldınız? Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı talebi iletildik. Zamı geriye aldı. Tamam. Evet. Sonra benim de Sayın Başkanımızdan bir ricam olsun. Bizim oda başkanımızdan ricamız olsun. Onların da bir çorbada tuz olsun. Onlar da bir yıllık bir aidatlarını üyelerine almasınlar. Çok zor da ya üyeleri biz. Hasan Başkan iletirsin. Yani biz Hasan Başkanımızdan bunu rica ediyoruz. Bir yıllık da aidatlarını bugüne almasınlar der. Bugüne kadar katkı sor. Şimdi bunu ben... Ama bak işte hata burada. Şimdi Hasan Başkanım tamam. İki kere üye sayısını kapatacağım. Çarpıyorlar. Kapatacağım. Abdullah başta soru var mı abi? Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sağ olun. Murat abi sen alalım. Ben abi uzun çarşı esnafı.
Şimdi tarihi uzun çarşı esnafı tarihi diyelim. Tarihi uzun çarşı, evet. Ya bir arada bu uzun çarşı nasıl yanmış onu çok merak ediyorum da onu yandı da bir ara uzun yandı zaman tarih bir tozlu yıkarım. Tozlu camimiz o, yandı. O yanmış. Ya. Kapatayım kapatayım işte kendi yanında. Yok tamam Zafer abi sen de başkası yapınca kızıyorsun kendi arkadaşlar tamam. Nostaljik buhranlara giriyorsun. Tamam. Ben çıldırıyorum işte. Çıldır kardeşim çıldır. Program verin diye böyle içler çıldırıyor. Allah aşkına. Hasan abi. Abi, ya tamam böyle mi oldu? Ya Hüseyin. Başkanım despotik yönetim bu ya. Ben tamam. Kardeşim ben de gazeteciyim burada. İstediğin gibi sana söz vermedim. Çin Cumhuriyeti bile daha ölücü yönetiliyor ya. Bu baskıcı bir rejim yani senin yaptığın. Baskıcı. Ya arkadaşım. İstediğin gibi onu sorma bunu sorma. Ama sen istediğini sor. Nostaljik buradan geçiriyorsun. Evet. Kartı bana yerine olacak diyorsun sonra. Olur mu böyle bir şey? Buyurun başkanım. Kutmalıyız biz. Başkanım. Şimdi, başkanım o. Allah çok şükür çarşımızda yangın olmadı. Bir yok yok tarihi de yanlıştı ya. Bir Tozlu önce. Camimiz ve altındaki çarşısı da bir yangın yaşanmıştı. Ama tabii şu anda çarşıda ekonomik yangın var. Ben onu beyan edelim. Zafer abi onu ifade etti. Şimdi yangın olmuştu ama neyse hoştu. Son olarak yangın toplamak yangın gerekirse bir ya. Bahsettiğiniz yerel yönetim konusu vardı. Destekleme konusu. Hazır fırsat bulmuşken biz bugüne kadar uzun çarçı olarak konuşuyorum. Diğer arkadaşlar için tabii ki bir şey diyemem. Sayın Ekrem Yüce ve Sayın Murat Mutlu Işık Su Beyefendi'ye ne bir talebimiz olduysa anında karşılığını alabildik. Kendilerine bu konuda fırsat bulmuşken de teşekkür edeyim. Yani. Diyalogumuz var. Artık bilakis eksik gedik yapabilecekleri konusunda. Tabii herkesin de yapabileceği bir pozisyon var. Boşu boşuna da pembe tablo çizmeye de gerek yok. Ama ellerden gelen yapılıyor. Üstü kapansın mı? Üstü kapanacak projesi Anıtlar Kurulu'nda. Mesela Ekrem Bey'in beyanatı bize şöyledir. Siz istiyorsunuz diye yapıyorum yoksa benim asli görevim değil diyor. Zeki Başkan'ın sözü vardı. Zeki Başkanımızla biz bu şeye başladık 2015'ten sonra. Üçüncü etapımız kaldı. Onunla ihalesi yapılacakken zaten pandemi süreci girdi. Üst kapaması o zaman Anıtlar Kurulu'ndan geri dönmüştü. O yüzden Zeki Bey zamanında bu konuda bir çalışma yapamadı. Ekrem Bey de seçim öncesinde de bu konuyu görüştüğümüzde okeyini vermiş ve çalışmalar yapıldı. Projede Anıtlar Kurulu'nda onay bekliyor. Allah nasip ederse. Kapatma izni o zaman vermediler de. Şimdi o zamanki çizilen proje Hüseyin abi biraz sıkıntılı bir projeydi. Yani hem binaları revize ediyorsunuz hem binaları ortadan bölüyorsunuz. Biraz kendine çetişen bir şeydi. Proje revize edilmiş abi. Biraz revize edildi zannedersem o yüzden. Yerel yönetimlere bu konuda teşekkürümüz var. Yalnız bakın ben size şunu da söylemek isterim. Çok fazla haddimi de aşmak istemem. Biz burada kimseyi eleştirmeye, yermeye falan gelmedik. Bildiğimiz doğruları temsil ettiğimiz grupların adına sözcü olmak maksadıyla geldik. Yalnız ekonomiden bahsediyoruz da bence bir an evvel bu işlerin ardı arkası kesilmezse ekonomi konuşacağımız en basit kelime olacak. Çünkü İnsanlar sosyal olarak, psikolojik olarak kötü durumdalar. Yani ruh sağlıkları bozulan insanlar var. Bunun sosyolojik sonuçları yaşanacak. Yani bugün biz para kazanamıyoruz. Evet, eyvallah. Zarar ediyoruz. Eyvallah. Yani bizde bir laf vardır. Gün haftayı besler, hafta ayı besler, ay gelir yılı besler. Allah büyüktür. Kapımızı açarız, rızkımızın peşinde koşarız. Allah da nasip eder. Ne kadar nasip eder. Ama sonundaki sıkıntılar çok daha büyük. Bakın aşağı yukarı 8 aya yakın evlere kapalı kalan genç bir kuşağımız var, çocuk kuşağımız var. Bunların ruhsal durumları da kötü. Evet. Yani bu akşam konuştuğumuz konular inşallah yakın gelecekte keşke bütün derdimiz o akşamki konuştuklarımız olsaymış demeyiz inşallah. Umarım olmaz öyle. Herkese umarım sağlıklı olmaz. Günler diliyorum. Kemal Bey. Vatanımız için de Rabbim'den bir an evvel bu beladan kurtulmamızı nasip eylemesin diyorum. Abi. Hepinize teşekkürler. Ben canlıyım biliyorsunuz yani bazen bir mesaj geldi. Malatyalılarla ilgili kötü bir şey söylemediğimi düşünüyorum ama ben eğer yanlış bir şey söylesem özür dilemek istiyorum. Hayır, ne oldu Malatyalı için? Ben Malatyalı mesaj geldi arkadaşlar. Aslında övdünüz yani o Malatyalı ticaretteki mahirliğini övdünüz. Evet. Arkadaşlarım çok var. Ben onlardan özür dilemiyorum. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ben bir soru sorayım sana arkadaşlar.
Hüseyin hiç bakma. Bir sorsun bakalım, ondan sonra eleştiririz. İyi soru olmuş. Hilmi Kayın, Hilmi Kayın konusu, Hilmi Kayın'ın yıkılma konusu. Eleştiri aldınız bu adamdan sonra. Ciddi eleştiriler aldım ama ben söylediğimin arkasındayım. Tamam, yeterli. Bu kadar. Tamam. Sayın Başkan, sizi alalım. Ben de sizin arkanızdayım. Vallahi başkanım, tekrar ben bu işe tebrik ediyorum. Yani evet, risk isteyen bir şeydi, yaptınız onu, tebrik ediyorum. Evet Yekta Bey, buyurun. Öncelikle, son sözleriniz. Öncelikle bize bu akşam bu fırsatı verdiğiniz için TV264 ailesine çok teşekkür ederiz. Efendim. Biz teşekkür ederiz. Esnaflarımızın sesini duyurma noktasında bize verdiğiniz bu önemden dolayı ben teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Ticaret, yani ekonomi bir şekilde düzelir ama inşallah sağlığımızdan olmayız. Tabii bu sadece Covid ile alakalı değil. Bir yerde de ruh sağlığımız bozulmaz ekonomik inşallah. Ekonomi çünkü bizi öyle bir noktaya götürüyor ki telafisi olmayan arka planlar çıkabilir. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben İbrahim Bey'e vereceğim mikrofonu Sayın Çokluk. Evet, sizin de son değerlerinizi alalım. Siz az konuştunuz. Ekranların önündeki, arkasındaki herkese teşekkür ediyoruz. Allah daha beterinden saklasın. Amin. Sayın Başkan, Levent Bey. Serdar Bey, pardon. Levent size TV264'a gerçekten teşekkür ediyoruz. Kanayan yaramızı her zamanki gibi gene parmak bastınız. Herkese sağlıklı günler, görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum. Özcan Bey. Sizlere teşekkür ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. Ve evet, bir senedir, evet buyur başkanım. Biz de TV267'de teşekkür ediyoruz. O değil, durumu benim, nasıl? Durumunuz nasıl? Öldünüz mü? Şunu söyleyeyim. Biz eğer Ramazan'dan sonra açılacaksak Ramazan'da kapanmaya razıyız. Ama açılmayacaksak Ramazan'da da açılalım. Çay satalım yani. Oyun vereceklerse Ramazan'da kapatsınlar bizi. Vermeyeceklerse bizi Ramazan'da açsınlar. Ya biz Ramazan'da sıkıntı çekmeye hazırız. Yeter ki ondan sonra açılalım diyorsunuz. Evet, evet. Belirsizlik çok çok kötü bizim için. Yani olur olmaz bir şey diyemem ama yani üyelerin talepleri şu an böyle. Hep yık atıyorsunuz siz. Ne diyeyim? Hep yıkatıyorsunuz yani. Başkanım sizin ama Ramazan'da açılma gibi, yani açılsanız da herhangi bir şey bakacak ki. Yani %80 oruç da olacak. Ama evet. iftardan sonra sokağa çıkma yasağı işte var. O zaten sıkıntı o zaten. Yani sokağa çıkma yasağı var, açık olsalar ne olacak? Yani biz de akşam ona kadar, teravih bitene kadar biz de açık olalım diyoruz yani. Yani biraz bir senedir diyor çalışamıyoruz da para kazanalım, borcum açım var diyor adam. Aynen öyle. Ve diyor kiracı, ev sahibi kirada vazgeçmiş, üstüne para veriyor çık diye. Böyle bir espri var yani. Evet. Yani bizim oyunlar açılacaksa bayramdan sonra kapanmaya razıyız. Ama açılmayacaksa Ramazan'da açılalım. Hiç olmazsa ona kadar. Evet. Başkanım bir de 3-4 tane soru geldi. Kime? Esnaf odaları olarak. Esnaftan aidat almama gibi bir şeyiniz var mı? Yasal. Yasal olarak. Şimdi biz sadece hükümetim için soruyorum. Biz kamu kurumu içerisinde meslek kuruluşuyuz. Yani biz bazen bize sivil toplum kuruluşu diyorlar ama biz sivil değiliz. Aidatı ne kadar alacağımızı, nasıl alacağımızı, nasıl faizini bırakın aslında değil, faizini nasıl affedeceğimize dair kanun koyucular kanunla bizi bunu düzenliyor. Örnek veriyorum. Amme alacakları biliyorsun yeniden yapılandırma süreci geliyor. Bunun içinde bizimkiler de var. Resmi kurumların işlem ve cezaları ve faizleri bu statüde değerlendiriliyor bizimki de. Onun için bizim yasal olarak almayacağız dememiz mümkün değildir. Ya başka, tam sonuç odaklı. Anlayışan benden üyelere kıyak, üye aidat almıyorum diyemiyorsunuz. Tamam. Zimmet ya, çıkar. Sadece yönetim ya genel kurum kararı da alamaz. Anladım. Yani öyle bir yasal yetki. Ha biz ne yaptık pandemi sürecinde? Biz basit usul mükellefleri defteri tutuyoruz, hizmet karşılığı alıyoruz. Bunu almayalım dedik. Evet, bunu yapabiliriz. Biz aldık ama. Kanun da almıyor. Kendi üzerinize düşenler de yaptınız ama kanun... Kendi üzerinize düşenleri yaptık ama bunun dışında aidat alamam diyemezsiniz. Faizini alamam diyemezsiniz. Alıyor musunuz? Almıyoruz faizini. Bak, başka soru var mı? Ama başka sorun. Görevi kötüye kullanıyoruz Hakan, arkadaşlar. Bununla ilgili pandemi sürecinde maskemiş vesaire üyelerimize verdik.
vermeye devam ediyoruz. Belediyeler de dağıtıyor. Hala da beraber vermeye devam ediyoruz. Ama şu var, bir kez daha söyleyeyim. Efendim biz aidat alma bu sefer. Keyfiyet üretilen bir kurum değil orası. Almadım, bakın yönetim olarak karar vermedi, genel kurula getirdi, karar veremez. Kanunu böyle bir şey diyorsunuz, anladım. Kanunla bu evet. Kuruldu, ancak kanun koyucuları karar evet. verir. Ben de sağlıklı günler diliyorum. Allah sağlığımızı bozmasın. Amin. Her zaman söyledim, bugün sorun olan yarın sorundan kalkar, başka sorunlar doğar. İnşallah sağlıkla ilgili sorun ben, olmasın, sorunu en kısa sürede çözeriz. Bu gecenin sözü Sayın Uzun Çarşı Dernek Başkanı'nın sözü. Tek sorunumuz pandemi olsun sözü. İnşallah. Gerçekten yani dikkate değer bir kelimeydi, yani sözdü. Onu belirtelim. Arkadaşlar sizin toparlayacağınız bir şey var mı? Yok Zafer, ben katlı pazarları nasıl olacak? Bırak pandemiyi, öyle yapıyordun ya tabii. Vallahi bu akşam sana çok kızdı, ben sana söyleyeyim. Hüseyin, istiyorsan çıkıp oyna. Program olabilir mi? Hacım, oynama alakası var. Evet, sen biz misafiriz. Doğru diyorsun başkanım. Ya ben de başkanların sözlerine katılıyorum. Gerçekten zor bir süreç. İnşallah dediğim gibi sadece ekonomi bizim problemimiz olur. Bunun yanında icralar, intiharlar, psikolojik sorunlar. Yaşamayız, görmeyiz, yani bunları tanık inşallah, olmayız. İnşallah ileride çok daha fazla, yani zaten duymaya başladık. Çok daha fazla duymaz insan. İnşallah sadece işte ekonomiyle bunu atlatabiliriz. Diyorum. Sağlıkla. Sağlıklı günler diyorum. Evet. Sakarya bir esnaf kenti, yani esnaf başkanlarımız olmadığı müddetçe de burada konuk değillerken bile biz program format olarak esnaflarımızın hakkını elimizden geldiğini savunmaya çalışıyoruz. Ama bu akşam durumun ne kadar vahim olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Umarım bir an önce bu süreç geçer ve özellikle belli konularda sicil affı gibi, bu vergi yapılandırmasının uzatılması gibi, çarşıların bölgesel olarak değerlendirilmesi gibi, esnafın en azından bu dönemde nefes aldıracak çalışmaları devletin yetkili mercileri hayata geçirebilir. Çünkü neden? Bu söylediklerim şey, devletin kasasından para çıkmadan yapılabilecek şeyler. Yani bir kanun koymak devletin kasasından para çıkartmayacak. Bir sicil affı getirmek belki devletin kasasından para çıkarmayacak. En azından esnafın maddi olarak yanında olamasalar bile esnafın bu sıkıntılarını çözebilecek bir siyasi erk talebinde bulunuyorum. Milletvekillerinin bu konulara daha dikkatli yaklaşmasını talep ediyorum. Çünkü milletvekilleri biraz Ankara siyasete bağlılar. Sakarya'da eminim ki mesela parti ziyaretlerinde, uzattım özür diliyorum ama parti ziyaretlerinde eminim ki il başkanları ve milletvekilleri kapalı kapılar altında çok sistem ediyorlardır ama açık açık söyleyemiyorlardır. En azından biraz Sakarya için söylesinler. Sakarya için fikirlerini dile getirsinler. Hüseyin Cumalı'ya burada katılıyorum. Milletvekillerimize bizim tam burada ihtiyacımız var. Sakarya'nın hakkını şimdi savunamayacaklarsa bir daha ne zaman savunacaklar? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Böyle yaptın. Savunamazlar anlamında söyledi herhalde. Destekler mahiyetini söyledi. Milletvekilleri sağ olsunlar. Bir şey demiyorum ben. Ömer adı üzerinde. Adı üzerinde milletin vekili. Evet. Yani beklentiler yüksek kendilerinden. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi efendim bu akşam Serdivan'da Gönül Kahvesi'nde gazeteciler soruyor yaptık. Aslında biz sormadık. Esnaflar anlattı. Biz sessiz kalmayı yeğledik. Onların sıkıntılarını biz dinleyelim istedik. Ve Hasan Ali Şen Başkanlığındaki esnaf odaları temsilcilerini ağırladık. Efendim haftaya tekrar birlikte olacağız başka programda ama şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum ben. Aşı ile ilgili olarak sürekli olarak Sağlık Müdürlüğü'nün çağrısı var. Aşı koronavirüsle ilgili olarak kesinlikle yapılması gerekiyor. Sakarya'da aşı konusunda da rakamlar istenilen düzeyde değil. Aşı olun, kesinlikle aşı olun. Hastalık için, çözüm için aşı olunması gerekiyor. Ben bunu belirteyim. Maske, sosyal mesafe diyelim ve size iyi akşamlar diyelim. Teşekkürler, iyi geceler. İyi geceler, iyi akşamlar.